Flash Haber canlı. Her zaman canlı kal. Abone ol, Flash Haber'in özgün içeriklerini kaçırma. Değerli izleyiciler, Zaman Ruhu ile yeniden karşınızdayız. Konuklarımı hemen tanıtayım. Önce uzaktaki konuğumdan başlayayım. Böylece Güldem Atabay'ı da tanıtmış olayım tekrar. İyi akşamlar. Güldem Atabay, hoş geldin. İyi merhaba, akşamlar. İyi akşamlar herkese. Şimdi hemen yanımda Özlem Özdemir. Kendisini tanıyorsunuz, gazetecidir, yazardır ve hakikaten Türkiye'nin Cumhuriyet Kadınları üzerine muhteşem kitapları vardır. Herkesin okuması lazımdır diye bitireyim. Çok teşekkür ederim efendim, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hemen yanımda Hilmi Yarayıcı, efendim Hilmi Yarayıcı, yani Türkiye'nin hakikaten protest müzik demek istemiyorum, türkü demek istemiyorum, çağdaş halk müziği diyelim. Onun hakikaten en müstesna isimlerinden biri. Aynı zamanda tabii CHP'nin eski milletvekili, Hataylı. Evet. Ve Hatay'dan yeni geldi. Bu arada iki tane müthiş şarkı, bilmiyorum bestesi sizin mi? Bir tanesinin kesinlikle sizin, öbürü de ortak bir şey. Yaşar Aydın diye bir arkadaşımızla birlikte öyle yapmıştık. Şimdi hem onu göstereceğiz. İmamoğlu için bir bestesi oldu. Bugün paylaştı Ekrem Bey. Hem de üstelik Hatay'la ilgili, depremle ilgili, o yasla ilgili Kıraç'la beraber bir çalışmaları var. O da şu anda sosyal medyada çok popüler. Böylece bunları hatırlatmış olayım ve hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Efendim, Gökhan Kazbek, şimdi önce şunu söyleyeyim. Sol TV'nin genel yayın yönetmeni. Evet. Sol TV, Sol Haber Portalı'nın içinden doğdu bildiğim kadarıyla. Ama onun televizyon, yani YouTube üzerinden yapan televizyon şeyi, faaliyeti TKP'ye de yakın bir şey. Çalışma yapan bir ne diyelim, medya kuruluşu. Evet. Şimdi dolayısıyla çok da sorulacak sorular var. Gökhan Kazbek de yine aynı şekilde Hatay'dan yeni geldi. Dolayısıyla oradaki depremi birinci elden, depremin hala sıralamamış yaralarını gördük. Hem siyaseti konuşacağız hem de bunları. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hatta Hilmi Bey'le Hatay'da karşılaştık tesadüfen. Evet. Efendim, onun dışında tabii zaman zaman, zamanın ruhunda zaman zaman ekonomiyi öne çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü ekonomi deyince böyle mesele faizli, dolardı vesairenin ötesinde borsaydı, bayağı halkın kendisinin yaşadığı, hepimizin yaşadığı felaketli bir enflasyon durumu. Adına enflasyon denince böyle masum bir şeymiş gibi geliyor. Ama hepimizin cebinden para çalma faaliyeti ve sömürünün katmerli hali. Bir enflasyon raporu hazırlandı. Yeni Merkez Bankası Başkanı, en yeni Merkez Bankası Başkanı sundu. Ve tabii onunla ilgili, ekonomiyle ilgili çok fazla gelişme var. Onları da Güldem Atabay'a soracağım. Çünkü ekonomiyle seçim birbirinden gene her zaman olduğu gibi bir hayli iç içe. Fakat ondan önce Türkiye'nin bugün önemli bir kaybı var. Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarından Füruzan'ı kaybettik. 91 yaşında hayatını kaybetti. Onun resmini de burada arkadaşlarımız verirlerse sevinirim. Yani en meşhur eserlerini belki bana anlatmak düşmez.
Estağfurullah. Özlem Hanım bir yazar olarak anlatması daha doğru. Öncelikle başım sağ olsun. Türkiye'nin de, Türk Edebiyatı'nın da çok değerli ve önemli bir yazardı Firuzan Hanım. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önde gelen ilk temsilcilerinden diyebiliriz. Pek çok eser kazandırdı ama herhalde Parasız Yatılı'yı herkes biliyor. O da ilk üstelik kitabı, hikaye kitabı, hatta Sait Faik hikaye armağanı alıyor ve öyle aslında edebiyat dünyasına giriyor. Sonra sayısız, yani senaryoda yazmış, oyunları da var, kitapları da var. Bir dönem Turan Selçuk'la evliydi. Onu da anmış olalım buradan. Ve işte Aslı isimli bir kızları var. Bir süre Firuzan Selçuk hatta olarak imza kullanıyor. Çarşamba günü, 14 Şubat Çarşamba günü de Dünya Öykü Günü. O gün Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde, Beyoğlu'nda saat 11'de kendisi için bir anma töreni düzenlenecekmiş. Hani belki sevenleri orada olmak isterler. Gerçekten evet 47'liler ve Parasız Yatılılar Öksüz Kaldı diye başlık atmış arkadaşlar. Doğru. Ailesinin ve bence bütün okurlarının da başı sağ olsun diyerek onu okuyarak yaşatmaya devam ederiz. Peki. Yeri gelmişken, madem ki Türkiye'nin önemli kadınlarından bir mühim, önde gelen edebiyatçıdan bahsettik. Bu vesileyle sizin bir serginiz var. Ah evet. Şimdi o sergi, işte 3 dakika kadar bir şey ama bence Cumhuriyet'in tehlikede olduğu bir noktada onun savunusunu ve eserlerini, yani Cumhuriyet'in eseri olan öncü kadınları ve bugünün öncü kadınlarının da Cumhuriyet'in baş savunucusu olduğunu hatırlatarak izlemekte fayda var. Efendim, bu böyle şeyler, biraz uzun videolar, reyting düşmanıdır. ama burada biz hiç reytingi falan düşünmüyoruz. Bu Cumhuriyet için çok gerekli bir şey olduğu için söylüyorum. Bence siz de lütfen seyredin, hatırlayın onları.
Sizin hazırladığınız bir sergi. Evet. İSPİ Cumhuriyet'in Öncü Kadınları. Bu benim 100. yıl için aslında hazırladığım bir proje. İlk açılışını 27 Ekim'de İstanbul'da yapmıştı. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Ankara'ya gidiyoruz. Başkentte olacağız. Benim çok arzu ettiğim bir şeydi başkentte olmak. Atatürk'ün bambaşka evim dediği yerde onun kurduğu Cumhuriyet sayesinde ilerleyen kadınların öykülerini anlatmak benim için çok önemliydi. Yine Açık Holding desteğiyle ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle bunu yapabiliyorum. Teşekkür etmek lazım. Zor bu dönemde böyle şeyleri desteklemek. 4 Mart 18 Mart arasında Çağdaş Taşdelen Sahne Sanatları Merkezi, doğru söyledim umuyorum ki. Evet, aynen öyle. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Füreyya Karol Salonu'ndayız. Ben de birkaç gün oradayım, bekleriz. Bu hikaye bizim hikayemiz. Burada aynı zamanda 20 öncü kadının kapsamlı biyografilerini anlatıyorum. Ama Atatürk'ün kadına bakışını kronolojik olarak anlatıyorum bir bölümde. Diğer bölümde Türk kadınları haklarını nasıl kazandılar dünya ile kıyaslayarak anlatıyorum. Yani bizim şansımızı, bizim pek çok ülkeden evvel haklarını kazanmış bir ülke olduğumuzu ve bunun Atatürk sayesinde olduğunu da altını çiziyorum. Sonra bu Cumhuriyet'in açtığı kapıdan özgürce yürüyen 20 kadının öyküsü var her meslekten. Sonra da finalde de adları unutulmuş ama yine ilki başarmış 100 kadının listesiyle onlara bir selam duruşunda bulunuyoruz. Bu bir öykü, bir girdiklerinde bir sergiden çok fazlasını görecekler. O yüzden bütün Ankaralı dostlarımızı bekliyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum da yer verdiğiniz için. Flash Haber kadın meselelerine özellikle duyarlı. Hem içinde çalışanlar öyle, hem de yani duyarlı, hem de yani sahibi de genç bir Cumhuriyet kadını. Harika. O bakımdan da öyle. Şimdi efendim başka bir şeye gelelim. Birdenbire yani yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz ama Türkiye'de bir müddetten beri var gücüyle F-16 alma derdinde. Şimdi Yunanistan'a F-35 veriyor Amerika. Biz de F-16 almak için adeta yani araya kimleri sokmadık ki. Böyle F-35 5. nesil savaş uçağı. F-16 yılları ise modernize etmeye çalışıyoruz. İşte biri öyle biri böyle. Fakat şimdi orada bir garip şey var. Buna biz 23 milyar dolar ödeyecekmişiz. Yani çıkan şeye göre. 40 tane F-16 temel kiti alacağız. 40 uçak alacağız ve 79 uçaklık da kit alacağız. 2-3 yıldır bundan uğraşıp duruyoruz. F-35 için yatırdığımız paralar da içeride kaldı bu arada. Onları da alamıyoruz. Bildiğim kadarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde 200 kadar da şey var. Var işte F-16. Onların bir kısmı modernize edilmeye çalışılıyor. Yani çünkü çok seneler geçti üstünden ama problem şu. Yani bir tuhaflık var diyor bir yazar. Bunu verelim bir bununla ilgili bir caps olacak. F-16 aslında bir F-16 satış sürecinin VTR'sini arkadaşlarımız haberini yaptı. Onu bir izleyelim lütfen eğer arkadaşlarımız verirse. Ondan sonra iki tane tablo göstereceğim ki çok ilginç yani. Amerika'nın Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili itiraz süresi doldu. Kongredeki süreç herhangi bir engelleme olmadan tamamlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın satışa ilişkin resmi bildirimi Kongre'ye göndermesinin üzerinden 15 gün geçti. Bu süreçte tek itiraz Kentucky Senatörü Rand Paul'dan geldi. Ancak Kongre, Paul'un satışı engellemeyi amaçlayan yasa tasarısını bireysel olduğu gerekçesiyle işleme almadı. Başka bir itiraz yapılmadan tamamlanan sürecin ardından uçakların teminiyle ilgili siyasi bir engel kalmadı. Bundan sonraki süreçte Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin üretici firmayla görüşmelere başlaması ve teslimat planlamasının yapılması bekleniyor.
Şimdi efendim, tabii bu enteresan bir şey. Bakın, burada bir şey göstereyim size. Bir strata, yani şöyle söyleyeyim, Strasam diye bir son derece karışık olan bir çalışma. Strasam bir aslında onunkini de vereyim, okuyayım daha doğrusu şöyle. Türkiye F-16 paketine diyor, Strasam denilen think tank, yani düşünce kuruluşu. Başındaki insan da önemli bir pilot ve savunma sanayi uzmanı. Şöyle demiş, Türkiye F-16 paketine 6,5 milyar yerine neden 23 milyar dolar ödüyor? Yunanistan'a F-35 veren ABD, Ege'de dengeyi neden bozmak istiyor? Türkiye'nin izlemesi gereken strateji nedir? Bu sorular. Şimdi bunların altına da teker teker ayrıntıları belli oldu, Türkiye'nin alacağı şeyler. Bunlar son derece karmaşık adlar olmakla beraber basit işte. Yani aslına bakarsanız bazı füzeler, bazı yenileme şeyleri, kitleri, biri 40 uçaklık, öbürü 79 uçaklık. Teker teker, kalem kalem savunma sanayi uzmanı bunu hesaplamış. Öngörülen maliyet tahmini olarak 6 milyar 687 milyon. Yani diyor ki, tabii bazılarını tam hesaplayamamış olabilir. Anlatılan şeyler eksik olabilir. Hadi 7 olsun. Sonra başka bir örnek daha veriyor. Bunu yani hakikaten vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlarımız da bunu birazdan başlığını da vereyim de daha iyi anlaşılsın. Şunu da yollayayım. Evet, ama bakın şuradan okumak istiyorum size. Hakikaten yani geçtiğimiz 2020 miydi, 2021 miydi? Yani bunlara Tayvan bunu aldı. Yani aldı ve ne kadar ödedi biliyor musunuz? Yani aşağı yukarı bu rakamlarla 2021'di zannediyorum. 8 milyar dolar ödedi. Şimdi yani böyle olunca aradaki 16 milyar dolar ya bu rakam, nerede? Açıklanan rakam 23 milyar dolar bir tuhaf. Ya hani yenisini alsanız, F-35 alsanız anca bu rakamları falan. Ne oluyor böyle? Bu aradaki fark, biz bunu kime ödüyoruz acaba durum böyleyse? Ödeyeceksek bu nereye gidiyor? Hani bazı satışlarda komisyon vardır ya. Ama bu komisyonu biraz aslını geçiyor galiba. Çok abartılmış bir komisyon. Yani şimdi insanın aklına şöyle de bir tuhaf geliyor. Hani F-16 alınca 16 milyar dolar uçmuş havaya. F-35 alsak acaba 35 milyar. 35 milyar dolarmış. Hani Allah korumuş falan. Hani şaka bir yana bu soruyu hani sıradan bir vatandaş değil de hakikaten arkadaşlar da göstersinler. Strasam'ın şeyini de attım. Başlığını falan da göstersinler. Kepsini. Ellerinde gelmiş ise. İki tane sorun oluyor. Bakın şey böyle. Soru bu. Şimdi birincisi, bu bizim Ege'deki dengeyi de bizim lehimize bozmuyor, dengelemiyor da. Çünkü F-35'ler 5. nesil uçaklar ve yenilenmiş F-16'lara göre üstünlük sağlıyor. Yani hem Ege'de denge bozulacak hem de üstüne bir o kadar para vereceğiz. Bu herhalde şimdi insanın aklına şey de geliyor. Değerli izleyiciler, 70'li yıllarda Türkiye Lockheed uçakları almıştı. Lockheed'den uçak almıştı. Sonra Lockheed, Amerika'nın en büyük dev uçakçı, orada bir mali soruşturma geçirdi. Evet. Herkes Lockheed skandalı diye hatırlar. Belli ülkelere rüşvet verildiği ortaya çıktı. Bu uçakları satın almaları için. Ve Türkiye'ye de rüşvet verdiklerini mahkeme önünde kabul ettiler. Ondan dolayı onlar ceza yedi tabii. Ve başka ülkelerde bunların hepsi çıkarıldı meydana. Vay sen misin rüşvet alan diye. Bir biz de çıkarılmadı. Biz de ilgili bazı generaller o dönemdeki, sonradan onlar darbe yaptı. Onlar hakkında yıllar sonra bir dava açılacak gibi oldu. O bile kapatıldı yani. Orada bile söz konusu olan, ortaya çıkarılan miktar işte 23-24 milyon dolardı. Milyar dolar değil bakın. Şimdi zaman içinde demek ki rüşvet de enflasyon olarak
yükselmiş mi diyelim, yoksa bu hesap baştan yanlış mı diyelim? Ama birileri bir şey açıklamak zorunda. Çünkü 23 milyar anormal bir rakam açıklanmış vaziyette yani. Onları da bizler açıklamadık. Yani resmi kuruluşlar açıklıyor öbür tarafta. Ben şimdi bunu söyleyeyim. Gerisine seyircilerimiz kendisine, hani Tayvan vesaire falan 8 milyar dolara bu cins şeyleri, bu miktarı alıyorsa biz bunu nasıl birkaç katına alabiliyoruz sorusunu sormuş burada ilgili kuruluş. Yani durum böyle. Tabii Güldem Atabay sadece rüşvetin enflasyonu olmuyor. Bir de halkın da enflasyonu var. Asıl bizi ilgilendiren o. Aslında bizi hepsi ilgilendiriyor da. Şimdi bir enflasyon raporu yayınlandı. Şimdi o enflasyon raporu yayınlanmadan önce aslında enflasyon raporunu Gaye Erkan sunacaktı. Olalım, o çok kötü bir görüntü. Ondan sonra o sunacaktı ama o arada onu görevden aldılar veya istifa etti. Onun ne olduğu pek anlaşılamadı. Hani attan indi mi düştü mü onu hala görevden bilen yok. Görevden aslını istemiştir. Zaten istifa edilemiyor i̇şte, artık. Yani. Apartman görevlisine herhalde sorumlu. İşte öyle çok espriler yapıldı. Geçtiğimiz hemen ondan birkaç gün önce de herkes işte Sayın Erdoğan Gaye Erkan'a sahip çıktı. Bakın bu söylentiler boşa çıktı falan diye konuştular bir sürü iktisatçı da. Ben de burada İşin Seyri diye bir program vardı. Onun konuğu olmuştum. Orada anlatmaya çalıştım. Ya bu rejimin kendisi de merkez bankaları, başkanları ikide bir muz kabuğuna basarlar. Yani o sahip çıkmaya falan da siz inanmayın. Altını iki kişi en az oyuyor. Belki daha fazla kişi diye. O oyma işinin de nasıl olduğunu anlattım da. Demeye kalmadı. Bir hafta sonra Gaye Erkan görevden alındı. İki evvelki başkanla da ilgili bir makale yazmıştım Para Analiz'de. O zamanki başkan da o gün görevden alınmıştı. Bir daha başkanlar hakkında ne ağzımı açacağım ne yazı yazacağım. Yani. Memleketimizin Merkez Bankası başkanları yerinde dursun yahu. Şimdi böyle şehamet delalı gibi konuşmanın alemi yok. Ama orada bir şey vardı. Hani başkanlığa adı geçen ve fakat olamayan Cevdet Akçay bir konuşma yaptı. Onu da arkadaşlar versinler de Allah aşkına bu yani biz nasıl yani ne oluyoruz? Bir onu kim ne demek istiyor? Bir onu anlatırsan sevineceğim yani. Bir verelim şeyi. Sesi verelim arkadaşlar. Gelmeyen bir soru var mesela. Ben isterseniz sorayım ve cevaplayayım. 36'yı niye yukarı revize etmediniz? Çünkü duyuyorum böyle şeyleri. 38 yapsalar daha iyi olur. 39 daha anlamlı falan. Yani yine hatırlatayım size içinde çalıştığımız settingi. O setting şöyle bir setting. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bu linkler tekrar ihdas edilecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız. Ve oradan da 36'dan 38'e çıkma ihtiyacı çok zor. Modellemeyi iyi bilen arkadaşlar bu dediğimi çok iyi anlayacaktır. Çok zor değil, imkansız yakın. Dolayısıyla 36 hedefini değiştirmekten ziyade o da hedefe bizi sürekli aslında yakınsatacak olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı bir şey. Çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz. Çünkü bu normalleşme süreci aslında biriken veriyle, linklerin tekrar kurulmasıyla APP, GM'de çalışan arkadaşlara ve bu işte çalışan her türlü piyasadaki hakikaten modellemeci arkadaşlara uygun ortam sağlayacak. Daha orada bile değiliz. Şimdi hedef iddialı mı? 36. Evet iddialı ama iddiası hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur zaten. Ve şöyle söyleyeyim, iddialı ama erişilebilir bir hedef enflasyonu aşağı indirmekte ve enflasyon beklentiden düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılır bir hedeften çok daha iyi. Şimdi Güldemciğim, yani bol miktarda model, efendime söyleyeyim iddia vesaire. Bu arada iddialı dediği hedef de %40 enflasyon. O da bu senenin sonu falan. Yani neresi iddialı anlamış değilim. Fakat
enteresan bir şey var. Biz mücadele ettikçe enflasyon yükseliyor. Yani Sayın Başkan, yeni başkan diyor ki Mayıs'ta zirve yapacak, bekleyin. 70'i bulacak. Ya ben dünyada mücadele ettikçe, parası sıkıldıkça, işte ne bileyim her türden enflasyona her koldan saldırıldıkça büyüyen enflasyon bir bizde gördüm yani. Üstelik büyüyeceği de kabul ediliyor. Ama bir taraftan da Sayın Cevdet Bey yani öyle bir şey yaptı ki, hani buna filmlerde falan rol çalmak diyorlar galiba, değil mi? Son anda çıkıp bütün Merkez Bankası'nın yeni başkanının havasını söndürdü. Yani orada ben konuşuyorum falan yaptı. Birincisi bunun kendisinde herhalde bir problem var aslında. İkincisi ya söylediği şeyler, o bağlantı koptu, bu bağlantı koptu, şu bağlantı koptu, o da koptu, bu da koptu. Şimdi kim kopardı? Kim kopardı? Şimdi koparan kişi BDDK'nın başında. Bilmiyorum, ona herhangi bir eleştiri falan kimsenin getirdiği yok. Sanki kendiliğinden kopmuş gibi. Bilmiyorum yani enflasyon konusunda, hayat pahalılığı konusunda ve bu enflasyon raporu konusunda ne söylemek istersin? Şimdi Gaye Hanım'ın gidişi piyasalar üzerinde çok sarsıcı olmadı. Nedeni de Mehmet Şimşek orada kaldığı sürece bu rasyonel politikalar başlığı altında izlenen bir önceki dönemin tam ters politikaları devam edecek. Yani akıl dışılıktan, hatta bu neyse öyle söylemeyeyim, akıl dışı politikalar diyeyim ki kibarca, hani başka kelimeler kullanmak istemiyorum. Ama oradan bir geri dönüş var. Bunun rasyonelliği ne kadarı halkın üzerine bindirildiği için işte biz bunun ağırlığını hissediyoruz. Ne kadarı başka şekillerde rasyonelde yine dönebilirdik ama başka şekillerde dengelenebilirdi. Hani o şu anda ayrı bir tartışma konusu. Ama işte yarın öbür gün Gaye Erkan gidişinin yanında işte Şimşek'in de, Mehmet Şimşek'in de bakan olarak ayrıldığını görürsek burası toz duman olur. Muhtemelen yeni Merkez Bankası'ndan çok, sizin de az önce söylediğiniz gibi, biraz rol çalan, ağırlığı arkada olduğu bildiğimiz Cevdet Akçay'ın da eğer havlu atması, istifa etmesi, affını istemesi, görevden alınması halinde biraz daha yine toz duman olacaktır. Ama asıl buradaki çıpa beklentileri şekillendiren yabancı yatırımcı, sıcak para peşinde koşulan yabancı yatırımcı buraya doğru dikkatini yönelten Mehmet Şimşek'in burada oluşu. Onun dışında neden biz enflasyonla mücadelede sıkılaştırırken mücadeleye enflasyon yükseliyor? Bu hani bir, siz benden çok daha iyi biliyorsunuz, teorik olarak para politikasındaki bir değişimin ekonomiye etkisi belli bir vadeyle olur. İşte 6 ay ile 1 sene arasında biz etkisi vardır, kademeli olarak gelir. Dolayısıyla biz bu sıkı para politikasını göreceli olarak ya da geçmişe göre sıkılaştırılan para politikasını tam da ne kadar sıkı olduğunu da tartışmak lazım zaten. Onun etkisinin önce bir enflasyonda yükselme dönemi, arkasından düşme olarak görmemiz mantıklı. Ama biz neden böyle %30 küsürlerden tekrar %70'e çıkıp %36'ya, işte iddialı bulduğumuz yarıya kadar indireceğimiz hedefe doğru yöneliyoruz? Çünkü seçimden önce hem kamu maliyesinde büyük bir açık oluştu, hem de özellikle TL baskılandı, rezervler çok yanlış bir şekilde kullanıldı seçim kazanmak için. Ve arkasında hani hep sizin bu programda da konuşuyoruz, bir ödemeler dengesi kriziyle, bir döviz yokluğuyla biz burun buruna geldik. Oradan geri dönüş var. Oradan geri dönüşün başında da zemini normalleştirmek var. Önce TL'nin değeri bırakıldı. Olması gereken yerin belki üzeri, belki altı, ama TL, Temmuz, Ağustos ayında hızla değer kaybettiğini gördük. Elbette maliyet enflasyonu, enflasyon yarattı. Arkasından kamu maliyesi de işte o çok tartışmalı. En düşük gelirli grubun üzerine de yüklenilen bir şekilde çok geniş vergi artışları geldi. Bunun da mal fiyatları üzerinde bir enflasyon arttırıcı etkisi oldu. Tam bunlar hani oldu geçti, yaz sonuna doğru normalleşiyor, etkileri yalatıyor derken Ocak ayında öyle bir kamu fiyat güncellemeleri yapıldı ki eğer %36 hedefini biz ciddiye alacaktıysak bunun neredeyse 2-2,5 katı civarında kamunun bütün fiyatları arttırdığını gördük. Ve en son olarak da aslında çok daha tartışmalı yine bu asgari ücret çok yüklü bir şekilde %50 olarak geldi. Asgari ücret enflasyon neydi ne değil tartışması yine ayrı bir konu. Ama sonuçta bütün bunlar birleştiğinde işte enflasyonda bir sıçrama dönemindeyiz. Bir de bunun üzerine TÜİK'in enflasyon gerisinin tartışmasını koyabiliriz. Dolayısıyla
70'in üzerine çıkardığınız bir enflasyonu Mayıs ayında 6 ay sonra yarı seviyesine indirmek gerçekten iddialı. Ve piyasa buna inanıyor mu? Ekonomistler buna inanıyor mu? Hayır, inanmıyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var burada. Eğer siz enflasyon raporu açıklarken ki yılda 4 defa açıklanır, Merkez Bankası beklentilerini çok detaylı bir şekilde ortaya koyar, inandırıcı olmaya çalışır. İnandırıcılığın yolu da hem matematik hesabı bunun içindeki, hem izlediği politikanın güçlü ve tutarlı olması, hem de tabii ki oradaki iletişimi. Şimdi bu da baktığınız zaman %36'dan %14'e gidiş 2025 sonu zaten çok güvenilir olmayan bir durum. Buna ek olarak siz %36'yı eğer biz bunu tutturamayacağız zaten 33-36 yapmıştık şimdi de bunu 39-40 yapalım derseniz bu işin sulandığı düşürülebilir. Dolayısıyla tartışılacak olan bu saatten sonra biz 36 hedefinde eğer ciddiysek çünkü geçen senenin hedefi de tutmadı biliyorsunuz %65 birkaç seferden sonra dendi. Sonra 2 ay kala 65 deyince elbette tuttum. Şimdi bu 36'a inanmamız için o zaman para politikasının buna uygun hale gelmesi gerekiyor. Ne dediler? Biz faiz artışını bitirdik. Peki bitirdiniz. Bugün politika faizi %45. Bugün mevduat faizi kaç? %42 ile 45, %47 arası belki bulursanız. Bugün enflasyon kaç? %65 civarı. Eğer siz ancak yabancı yatırımcısınız ve 2 yıl vadeli tahvile paranızı yönlendiriyorsanız reel faiz alıyorsunuz. Türkiye vatandaşıysanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız siz tüketime yöneleceğiniz parayı bakıyorsunuz, tüketime mevduata mı koyayım ve mevduat faizi enflasyonun altında ben tekrar tüketime gideyim diyorsunuz. Fiyatlamalarda kontrolden çıkıyor. Şimdi bu işin sorunun bir kısmı. En son kısımda da hani Cevdet Hoca ön plana mı çıktı? Sanıyorum bu üç isimde Mehmet Şimşek'le beraber gelen önce Gaye Erkan, arkasından işte Fatih Karahan, Atıca Karahan ve Cevdet Akçay'ın arasında Gaye Hanım'la bir dürtüşme, daha böyle politik olarak hırslı bir karakter, diğer üç isim arasında biraz daha uyumlu bir çalışma söz konusu. Yani ben yeni Merkez Bankası Başkanımızın tecrübesi bir tarafa, belki biraz yaşı itibariyle Cevdet Hoca'dan sırtına destek aldığını düşünüyorum politikalarını kurgularken. Cevdet Hoca'nın da tanıyan tanır, üslubu biraz serttir, böyle patlamalarıyla çok bilinir. Dolayısıyla o da böyle politikalar arasında köprü kurabilecek bir karakter değil. Ön plana çıksa da kamuoyunun gözünde aralarında ben bir sürtüşme yaratacağını o nedenle düşünmüyorum. Ama tabii çıkış herkesin aklına işte o link dedi ama bu bağlantıları kim kopardı sorusunu hemen o getiriyor. Biz bunları sorgulayamıyoruz, rezervleri sorgulayamıyoruz, neyin nereye satıldığını sorgulayamıyoruz. Merkez Bankası'nın işte yedek akçelerin nasıl fiyat hazineye aktarıldığını, kim kararları aldığını sorgulayamıyoruz. Kar transferinin erken yapıldığını ve hazinenin bunu nasıl harcadığını sorgulayamıyoruz. Eski dönemi. Yeni dönemin dediği her şeyde inanmamız bekleniyor. Çok tabii kolay olmuyor bu inanç. Bir de modelleme hakkında çok doğru bir şey söylüyor. Veriler arasındaki bağlantı kopunca veri toplayıp piyasaya mesajınızı iletemiyorsunuz. Ama rapora bakıyorsunuz diyor ki işte çıktı açığından 0.4 puan, bütçe artışları nedeniyle tahmininiz 1.5 puan artmış. O zaman bu hesabı tam olarak neye dayanarak hangi modele yapıyorsunuz? Bunlar da sorgulanır hale geliyor. Yani daha çok 40 fırın ekmek gelmesi lazım. Merkez Bankası'nın şu andaki yönetim kadrosunun yetkinliğini konuşmuyorum, güvenilirliğini konuşuyorum. Bir de tabii Cumhurbaşkanı faktörü var. Evet. Daha evet. Dün sanıyorum bir açıklamasında doğalgaz fiyatlarındaki indirimi Nisan'a kadar uzattı deyiverdi. Bu bile enflasyon hesaplarını saptırabilir. Merkez Bankası'nı ters köşe bırakabilir. Yani Cumhurbaşkanı da orada bu şekilde olduğu sürece hani ağızlarıyla kuş tutsalar sıkıntı devam edecek gibi gözüküyor açıkçası. Anladım. Tabii bir de bütün bu modellemelerde TÜİK'in enflasyonunu kullanmak gibi bir zorunlulukları var. Yani model dediğiniz şeye girdi, iyi yanlış verirseniz çıktının doğru olmasını biraz ümit etmek zordur. Hangi modeli kullanırsanız kullanın. Şimdi bir İstanbul'un yaşam maliyeti haberi var. Bizim arkadaşlarımızın yaptığı. Onu izleyelim. İstanbul seçimini çok yakından ilgilendiren bir konu bu. Bunu değerlendirelim. İstanbul'da yaşamanın maliyeti 3 asgari ücreti aştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti 2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %80.29 arttı.
İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti Ocak ayında 53.058 lira olarak hesaplandı. 3 net asgari ücrete denk gelen 51.006 TL bu maliyete yetmiyor. Öte yandan fiyat artışlarında makarnanın saltanatı şaşırtıyor. Makarnaya ulaşmak da artık lüks gibi. En çarpıcı fiyat artışlarından biri %52.83 artış oranıyla makarna fiyatlarında yaşandı. Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında kuru fasulye fiyatları sadece bir ayda %11.72, yılda ise %94.26 arttı. Şimdi efendim, KJ'de zam yaparak enflasyonla mücadele edilir mi diye bir soru da sormak istedim. Çünkü geçen hafta motorine 1 lira 38 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi arkadaşlar geçen gün dediler ki ya motorine zam yapılacak haberi var. Ya o geçen gün yapmadınız mı? Ondan sonra meğer bu yeni zammış. Çünkü bu sefer de 2 lira 56 kuruş salı günü olacakmış. Bu arada petrolün varili işte biraz artıyor, biraz iniyor. 80 lira, 82 lira pardon dolar bandında dolaşıp duruyor. Bizim motorin oldu 44 lira. Daha da yukarıya gidiyor. Benzin de ona yakın. Şimdi siz boyuna buna zam yaptıkça enflasyonun nasıl düşeceğini düşünüyorsunuz bilmiyorum. Seçime karşı kadar belki Güldem Atabay'ın söylediği gibi işte doğalgazda falan bazı şeyler duracak ama motorin tabii Türkiye'nin vergi dairesi benzin istasyonları olduğu için aslında orada öyle bir durma falan söz konusu olmuyor. Zam yaparak enflasyonla mücadele ediyoruz. O da biraz tuhaf sonuçlar veriyor. Ama sanırım şu soruyu soruyorum. Şimdi siz siyasetçi kimliğiniz de var. Evet. Geçmişte. Ama bir halk sanatçısınız. Vatandaşla en yakından temaslı olan insanlarsınız. İstanbul'da bu yaşam maliyeti çıkan rakam 50 bin lira civarında. Bu İstanbul seçimlerini etkilememesi mümkün mü? Veya işte hani evvelce de durum kötüydü ama İstanbul'da işte hani seçimi AKP kazandı desek aslında kazanmadı. Yani İstanbul özelinde ciddi oy kaybı oldu. Ama bu sefer de seçimlerde böyle darmadağınık bir vaziyette gidiyorum muhalefet. Şimdi tabii siz de belki bunu biraz sonra gösteririz de İmamoğlu için yeni bir müzik bestelediniz. Evet, onu da çalarız burada. O da bir haber. Ama ne görüyorsunuz İstanbul'da muhalefetin şansını, CHP adayının İmamoğlu'nun şansını ve bu enflasyon ve yaşam koşullarındaki sıkıntı büyük şehirlerde nasıl bir sonuç verir? Ya deminden beri teknik açıdan açıklanan o rakamlar, söylenen şeyler çok doğru ama vatandaş bunlarla ilgilenmiyor. Vatandaş kendi cebini biliyor, kendi yaşadığı şeyi biliyor, mutfağı biliyor. Onu soruyor, sorguluyor. Yani hemen her gün gıda maddelerine, yaşamın diğer alanlarına ilişkin eğitime, sağlığa, ulaşıma gelen zamlardan kaynaklı artık nasıl yaşayacağını bilememekle birlikte çaresizlik içerisinde kalan vatandaş rakamlardan hiç bahsetmiyor. Çünkü gerçekten teknik konular onu ilgilendirmiyor. Hı hı. Ufacık bir zam yapılıyor. Kaşıkla verileni bir gün sonra kepçeyle geri alıyorlar. Dolayısıyla gerçekten zor. Mesele sadece büyük şehirler İstanbul değil, Türkiye'nin geneli bu durumda. Bugün yapılan işte ufak zamla birlikte düşünün, asgari ücret 11.402 iken bugün 17.002 lira. Şey 17.002. Emekli maaşı %49.5 zamla 7.750 lira alan bugün 11.566 lira alıyor. 11 alan bir emekli 14.900. Şimdi bunların hiçbiri çare değil, çare olamıyor. Düşündüğünüzde burada yaşayan bir insanın, memurun, işçinin, emeklinin, öğrencinin kiraya verdiği parayı bir düşünün. En az 10-15 bin lira sadece kira için ayırması gerekiyor. İyimser konuşuyorsunuz tabii. Evet. 10-15 bin lira. En az bir kira. En az dediğim şey. Varsa oturalım belirtecek. O da var. Bazı semtlerde hepimizin bildiği Beşiktaş gibi, Taksim gibi
Etileri falan zaten saymıyorum, Bağdat Caddesi'nin. Böyle yerlerde bile dediğiniz gibi 20-25 bin lira. En az dediğim şey aslında neredeyse bir gece konduyu falan anlatan, çok daha zor koşullarda yaşam şeyine sahip olan dairelerden, yapılardan bahsediyorum. Dolayısıyla bugün açlık sınırının en az 15 bin yine, yoksulluk sınırının %50'lere varan bu koşullarda, bu süreçte insanlar gerçekten hani şapkayı önüne koyup ciddi bir şekilde bunları sorması, sorgulaması ve kıyaslama yapması gerekiyor. Onun için bir oy vermesi gerekiyor diye beklenti içerisindeyiz. Ama her nedense her seçim dönemi ne yazık ki o seçim sandığına giderken birilerinin eli titriyor ya da bir iki gün önceden bir algı operasyonu çekiliyor ve başka yerlere oy veriliyor bunları sorgulamak yerine. Onun için toplumların dayandığı altyapıyı ekonomi oluşturur. Din, dil, siyaset, kültür, sanat bir üst yapı kurumu oluşturur. Bir ülkede, herhangi bir ülkede ekonomi bozuldukça diğerlerin tamamı bozuluyor. Ama birebir kendisini etkileyen bu durumdan sorması, sorgulaması ve kıyaslama yapması gereken vatandaş ne yazık ki bunları bir kenara koyup algı üzerinden yaratılan siyaseti ya da popüler siyaset üzerinden bir seçim yapmak zorunda kalıyor ya da bırakılıyor. Onun için iş çok zor. Bu seçim öncesi de böyle, seçim sonrası da böyle. Hiç kimse elinde sihirli bir değnekle gelip bu gerçeği değiştirmeyecek. Kısa vadede özellikle. Şimdilik bunları söyleyeyim. Biraz sonra biraz daha açarım. Tabii daha açarım. Durum peki. Kötü, onu söyleyeyim. Ama umudumuz var mı? Elimizde kalan tek şey umut ve daha güzel yaşanabilir bir ülkenin kim tarafından nasıl yapılacağı noktasında bir tercihimiz var ve olmalı diye düşünüyorum. Peki. Şimdi efendim iki tane daha haber vereceğim. Bunlardan bir tanesi İTO Başkanı. İTO Başkanı kendisi demiş ki biz kurları enflasyonla paralel istiyoruz. Yani özetle diyor ki döviz kurunu arttırın. 30 lira olmasın, daha fazla olsun. İşte dolar kuru artsın diyor. Çünkü enflasyon yüksek. Bunu kibarca söylemiş. Enflasyonla korelasyon içinde bir kur olmasını. Bunun Türkçesi devalüasyon yapın demek. Türkçesi bu. Böylece hani bu bir zamandır söyleniyor. İhracatçılar devalüasyon istiyorlar. Şimdi bu mevcut kur sistemimizde devalüasyon kelimesi teknik olarak doğru değildir. İşte değerleme, kur değerlemesi falan demek daha doğrudur ama... hani teknik ayrıntıları bir yana bırakalım. Hani ha kel asan ha asan kel falan diye bir şey vardı. Adını kibar söylerseniz değer kaybı olmadığı anlamına gelmiyor. Şimdi böyle bir şey de başka bir haberi de beraber vermek istiyorum. Onu da Gökhan Kazbek'in yorumlamasını istiyorum. Efendim çocuk işçilerle ilgili bir şeyimiz var, haberimiz var. Onu da izleyelim. Enflasyon yükseliyor. Çarşıda, pazarda vatandaş taneyle sebze meyve alıyor. 7'den 70'e herkesin etkilendiği hayat pahalılığından en çok zararı çocuklar görüyor. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş'u ilgezdi. Krizin çocukların eğitim hayatını etkilediğini ve çocuk işçi sayısının arttığını belirterek çözüm talep etti. Artan çocuk işçi sayısı konusunda meclisin bir irade ortaya koyması gerektiğine vurgu yaparak konu hakkında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep eden İlgezdi. Yoksulluk çocukların eğitimden uzaklaşarak işçileşmesini de beraberinde getiriyor. Yoksulluk içinde seslerini duyuramayan çocukların haklarının korunmasına yönelik bütüncül sosyal politikaların oluşturulması Türkiye'nin en önemli sorunudur. Maalesef çocuk işçi sayısı arttı. Çalışma hayatında 2 milyona yakın çocuk işçi bulunmakta ve çocuk işçilerin yaklaşık %80'i kayıt dışı çalıştırılıyor. 2023 Aralık ayı ve 2024 Ocak ayında en az 47 çocuk iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Çocukların ait olduğu yer okuldur, park ve bahçelerdir. Sanayiler, inşaatlar değil ifadesini kullandı.
Ne kadar kolay söylüyoruz aslında, değil mi? Yani söylediğimiz şey şu. 2 milyon civarında çocuk okula gitmesi gerekirken iş yerlerine gidiyor. Ve öyle kötü iş yerlerinde kayıtsız çalıştırıyorlar. 1 milyon 600 bini kayıtsız çalışıyor. Ve çok kısa bir süre içinde 47 tane çocuk iş kazasında, iş cinayetinde nasıl derseniz deyin, hayatını kaybediyor. Yani hani 47 tane çocuk işte ne bileyim bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş olsa, tabii hepimiz çok üzülürüz ama bunu günlerce konuşuruz. Her gün karşımızda bu ölüm yaşanıyor. Kimse konuşmuyor. Böyle bir şey yok gibi yani. Ve iş insanları, bu insanlar çocuk çalıştırmayabilirler. Yasak aslında, çalıştırıyorlar. Devlet bu konuda göz açtırmayabilir. Görevi aslında görmüyor. Ama işte kur artışı talebini gayet rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Herkesi fakirleştirecek bir talebi. Bilmiyorum ne söylemek istersin bu şeye? Şimdi şöyle aslında Hilmi Bey'e sorduğun soru üzerinden de buraya biraz gelelim. Oraya bir iki ekleme yapmak istiyorum. Buyur. Şimdi birincisi cidden sadece büyük şehirlerde değil, biz Hilmi Bey'le Hatay'da karşılaştık geçtiğimiz günlerde. Hatay'da biz 4-5 gün geçirdik. Hem deprem için bir belgesel çekiyoruz, onun için oradaydık. Vatandaşlarla konuştuk, deprem konusunda konuştuk. Fakat Hatay'da, yani büyük şehirlerde durum çok kötü ama inanın Hatay'da da esnaf kan ağlıyor. Fiyatlar çok korkunç. Yani İstanbul ve Ankara'dan çok pahalı fiyatlar. Dükkanlar sinek alıyor. Sadece ayın 4'ü, 5'i, 6'sı orada olan bir kalabalık vardı. Onlar 6'sı için gelmişler belli. Ya orada yaşamış, evini, canlarını kaybetmiş insanlar ya da anma için gelmiş insanlar vardı. Bir de bir güruh vardı. İşte onlar da fotoğraf çekip orada şirinlik yapan tiplerdi. Bunun içerisinde maalesef ve maalesef üzülerek söylüyorum. Bir senedir oraya uğramamış, depremi ağzına almamış basın medya camiasından da yani iğneyi ve kendimize de batıralım. İyi insanlar vardı. Onlara da işte ne diyeceğimizi bilemiyoruz artık. Yani bir senedir piyasada yoktunuz ama birden aklınıza geldi orası. Fakat İş çok kötü, durum çok kötü. Orada da çok kötü, burada da çok kötü. Şimdi alım gücünden başlarsak eğer, evine günde 10-15 ekmek, sadece ekmekten bahsediyorum. Bunun yanına katık yapacağı bir şeyleri bırakalım. Yani eskiden hani derdik ya kuru fasulye, soğan, ekmek yeriz falan yenir diye. Şimdi artık ona o mümkün değil. Ama ekmek almak zorunda evine. Günde 10-15 ekmeğin, sadece 10-15 ekmeğin fiyatını bir düşünün. Onun maliyetini düşünün. Hani çay simit hesabı vardır ya meşhur. Cumhurbaşkanı da pek sık ona atıfta bulunurdu. Şimdi o bile artık mümkün değil. Asgari ücretli 2-3 asgari ücret alsa bile mümkün değil. Gel gelelim. Bu Cumhuriyet tarihinin en kötü iktidarıyla yüz yüzeyiz. Karşı karşıyayız ve bu çocuk işçi sorunu bu iktidarın gün geçtikçe pompaladığı ve şiddetini artırarak devam eden bir durumdur. Ama şimdi bir taraftan işsizlikten bahsediyoruz, diğer taraftan çocuk işçilerden bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Hani bizde işsizliği telaffuz ederken ya da işsizlik rakamları açıklanırken ne okulda ne işte çalışan diye bir kategori vardır. Şimdi benzer durumda olan çocukları da yine bir takım eğitimler, sözle tırnak içinde söylüyorum, çıraklık eğitimi vererek iş dünyasına, bu patronların isteği, iş dünyasına itekleyecekler o çocukları ve 47 değil belki 470, belki 4700 çocuk hayatını kaybedecek. Ki aynı günlerde birkaç tane yine küçük yaştaki çocuk, birisi inşaattan düşmüş, birisi de başka bir yerden yine hayatını kaybetmiş. İş makinesine kafası çıkan çocuk vardı 14 yaşında. Şimdi patronlar, demin siz dediniz ya hani patronlar bu kur farkını falan çok rahatça telaffuz ediyorlar. Bakmayın, bu çocuk işçilik durumunu da çok rahat telaffuz ediyorlar. İnsanların aldığı ücrete
Asgari ücretten bahsediyoruz. 11.400 liradan 17.002 liraya çıkmış. Aradaki 6.000 liralık veya 5.000 küsür liralık fark, bir düşünsenize, 20.000 lira 25.000 lira ev kirası verdiğimiz yerde ne anlam ifade ediyor? Şimdi şöyle oluyor tabii. Eğer bir asgari ücrete sıkışıyorsak, bu asgari ücreti de bize dayattılar. Sanki bu çok yaşanılası bir rakam gibi. Şimdi bir evde anne ve baba asgari ücretle çalışıyor. Düşünün, 34 bin lira para giriyor evlerine. Bu da ikisi çalışıyorsa tabii. Çalışabiliyorsa. Çalışıyor. Şimdi bu şartlarda çocuk okutmak da çok zor bir taraftan. Ama öyle aileler var ki, kiradan konu açıldı. Dün bir televizyon kanalında, inanın, bina içerisi her tarafa akıyor. Sıvalar dökülmüş. Hatta bir yatak var, yatağın üstünde sıva var. Musluklar yok. Her taraf rutubet, pislik içerisinde. 5-6 bin lira oraya şey istiyorlarmış, kira istiyorlarmış. Burayı tutmak zorunda olan insanlar var. Böyle yaşamak zorunda olan insanlar var. Ve maalesef patron ve sermaye, patronlar ve sermaye, şunu sorayım, yani çok basit bir denklem bu aslında. Patronun parayı kazanmasını emekçi sınıfı sağlıyor. Dolayısıyla adil bir bölüşüm var mı? Yok. Peki patron 17 bin lira değil de, yani 11.400 liradan 17 bin lira yapmak yerine, çünkü evet şöyle diyebilir belki izleyiciler, parayı beraber mi kazandınız ya da patronluk tabii, o onun işçisi, çalışmış kazanmış, onun kendi varlığıdır falan diyebilir ama ona parayı kazandıran emekçiler. 17 bin lira vermek yerine 25 bin lira verdiği zaman patronun bundan kaybı fakirleşecek derecede mi oluyor? Asla. Sektörlere bakalım. Özellikle bankacılık sektörü. Bankacılık sektörünün karlarına bakın. %500, 400, 600 kar oranları açıklıyorlar. Şimdi biz burada neyi konuşuyoruz? Çocuk işçileri konuşuyoruz. Çocuk işçiden kastımız ne? Bakmayın, çocuk işçilik yaşı kaça kadar düştü biliyor musunuz? İlkokul seviyesine kadar düştü. Öyle lise talebelerinden falan bahsetmiyoruz. Yani 14, 15, 16 yaşındaki çocuklardan bahsetmiyoruz. Bu çocuklar 7, 8, 9 yaşındaki çocuklar. Belki görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz günlerde bir küçük çocuk babasına yardım ediyor. Kriko kaldırıyor. Ondan sonra işte lastiği değiştirmeye çalışıyor. Bunlarla şirinlikler, yani bizi buna da alıştırmaya çalışıyorlar. Normal. Bunlar da evet. Bunları da artık normal bir şey gibi gözümüze sokmaya çalışıyorlar. Bütün bunlar bu iktidarın ve düzen siyasetinin çökmüş şeylerinin sonucudur. Evet. Peki bunu benzeri konuları konuşacağız ama son 1-2 dakikamız var. Güldem Atabay birinci bölümde sadece bizden beraber olacak. Bir son söz almak isterim. Hemen ben de bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Zafer Yükseler bir hesap yapmış, çalışma yapmış. 2023'te seçimden önce enflasyon %38.3. Sene sonunda %64.7'ye çıkıyor. Ayrıştırmış. Aradaki 26.4 puanlık artışın sadece 1.3 puanı emekten, ücretlerdeki enflasyondan kaynaklanıyor. Geri kalan 23.2 puan artışın 10 puanı dönemsel fiyatlama bozulmasından kaynaklanıyor ve şirketlerin karlarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında matematikte bize neyin nereye bakmamız gerektiğini söylüyor ama hükümet politikaları, Merkez Bankası işte enflasyon raporunda hala ücret artışlarından bahsediyor. Aslında biraz da şirketlere bakmak lazım. Hele ki işte kurun enflasyonla birebir gitmesi, rekabet gücünü burada arayan reel sektör olarak bakarsanız, verimlilikte değil de kurla destek isteyen reel sektöre bakarsanız, işte daha çok konuşuruz. Dün mazot kaçtı, yarın kaç olacak? Çünkü TL değer kaybettikçe bu bir döngü, spiral şeklinde hepimizin sırtına biniyor. Evet. Peki, çok teşekkür ederim Güldem Atabay. İyi yayınlar, iyi programlar, teşekkür ederim. Efendim şimdi kısa bir reklam arasına giriyoruz. Reklamdan sonra ekonomiye daha az değineceğiz. Bir iki belki yorum yaparız ama arkasından Türkiye'deki hem deprem meselesine tekrar geleceğiz hem de yerel seçim meselesine daha yakından göz atacağız. Partiler arasında ne tür ittifaklar veya ittifaksızlıklar var? Nereye doğru gidiyoruz? Konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
bir yoksulluk ve yoksulluğun felaket boyutuna gelmesi, deprem bölgelerinde zaten bir felaketle beraber yaşanması, bütün bunları konuşuyoruz. İnsanların artık yoksulluğundan bahsederken, demin de söylediğim gibi sıradan bir yoksulluktan bahsetmiyoruz. Artık bir tabii felaket haline, bir adeta bir deprem haline gelmiş bir yaşam sıkıntısından bahsediyoruz. Konuşmadığımız bir sürü şey var bununla ilgili. Yani insanların geçim sıkıntısından bahsederken aslında eksik beslenmeden de, çocukların eksik beslenmesinden de bahsediyoruz. Normal insanların da öyle. Yani aslında gizli açlıktan bahsediyoruz. Eğitimden insanların vazgeçmesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin bütün geleceğinin gitgide karamsar bir hale gelişi ve kayboluşunu konuşuyoruz aslında. Yoksa biz işte günlük market alışverişimizin ne kadar kötü duruma geldiğinin ötesindeki şeyleri aslında göremez hale geldik ama asıl büyük felaket oralarda yaşanıyor. Oralarda yaşanıyor ama işte deprem bölgelerinde çok daha felaketli halde yaşanıyor bu. Öte yandan yerel seçimler belki bu konuyla ilgili bir çözüm imkanı sunacak bir hadise. Çünkü yani hep söylüyorum, enflasyon denilen şey yanlışlıkla olan bir şey değildir. Hükümet tarafından bile isteye yapılır. Yani dünyanın her yerinde böyledir. Zaten Sayın Erdoğan bunu enflasyon süreci alıp başına gitmesinden hemen önce şöyle anlatmıştı. Biz bir kere enflasyon meselesini bir kenara koyduk demişti. Meşgul lafı. Yani ilgilenmeyecek. Ondan sonra enflasyon bilerek yükseltildi. Ve insanlardan, yoksullardan daha zenginlere bir servet ve gelir transferi yapıldı. Bu da zaten TÜİK'in rakamlarında bile gözüküyor. Gelir transferi rakamlarında ve gelir ve servet rakamlarında. Fazla lafa gerek yok. O zaman iş bunu düzeltmek için seçimde insanların iradesini kullanmasından geçiyor. Ama o irade de ne kadar kullanılabiliyor? Sayın Erdoğan bazen diyor ki ya bana oy verin ya da size herhangi bir hizmet vermem demeye getiren laflar söylüyor. Ondan sonra onu tevil etmeye çalışıyor. Bugün Tekirdağ'da da gitti konuştu, dedi ki ya bizde tehdit falan yok yani. Nereden çıktı? Şimdi madem izleyelim o konuşmasını. Belki de yoktur yani. Bizde CHP gibi vatandaşa tıpış tıpış gideceksiniz, oyunuzu vereceksiniz diyen kibirli bir dil olamaz. Bizde oy tercihleri sebebiyle insanımızı makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam yaftası vurarak aşağılama olmaz. Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz. Bizde CHP'li belediye başkanları gibi oy yoksa hizmet de yok diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak, şu anda Hatay garip kaldı. Yani bunların da arasında çok fazla zaman geçmedi bu iki lafın arasında. Birinde biz öyle şeyler söylemeyiz diyor, öbüründe de söylemiş vaziyette. Ama biz Sayın Erdoğan'ın bu tür birbirine çelişki içeren sözlerine alışırız. Yani artık bir haber değeri de pek kalmadı galiba ama veriyoruz işte. Yani ne yapalım? Bu da haberdir sonuçta. Haber değeri az veya çok. Hani ama durum Hatay'da ne olduğunu soracağım şimdi. Gerçekten de. Yine de önce şunu sormak istiyorum, yani vermek istiyorum. Bu arada Sayın Kamil Yılmaz profesör, onun bir tweetini verelim. Sayın Erdoğan'ın Hatay'la ilgili bak gelmez ha falan demesinin doğru olup olmadığına, Cumhurbaşkanı'nın Hataylılara yapmış olduğu uyarının ete kemiğe bürünmüş halini Mart sonunda teslim edileceği açıklanan yeni deprem konutlarının iller arasındaki dağılımında açık açık görebiliyoruz demiş.
Şimdi neyi görebiliyoruz? Bir ekrana lütfen tabloyu da arkadaşlar versinler ki neyi gördüğümüzü de göre. Evet, bakın. Gaziantep'e verilmiş olan konutların oranı %36 teslim edilecek konu şey olmuş. Bakın ne kadar artmış. Bağımsız konut mu? Hasar gören teslim edilecek. %36'sı. Hatay'a ne kadar? %4.1. Cezalandırıyor yani. Yani şimdi. Fakat enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Bakın oy veren de yani kafadan AKP'ye oy verenin de durumu pek parlak değil. Çünkü orada da bakın rahat rahat kazan. Nasılsa kazanırız ya burada dedi. Malatya'ya da %6.5. Şimdi Adıyaman'a da ya orada rahat kazanırız zaten dediğine de %9.3 vermiş. Yani, ufa. Ya nasılsa biz burayı alırız diyene de konut yapmamışlar. Ya buradan bize oy çıkmaz diyene de yapmamışlar. Evet. Yani, ama şöyle de bir detay var. He. Çok özür dilerim. Şimdi Hatay'a bakın. Hasar gören bağımsız konut birimi 254.195. Oranlara baktığımızda yani 254.000'e %4.1 düşüyor. Hı hı. Öbür tarafa baktığımızda 40.000'e %36.2 düşüyor. Hı hı. Diğerlerine baktığımızda işte yani 3.6. Evet. Ama yani burada çok önemli olan işte o Antep'le Hatay arasındaki şey. Evet. Zaten onun için kırmızıya yani. Evet. O Antep'i biraz daha riskli görüyor arkadaşlar herhalde. İşte durum da böyle yani ispatlanmış hadise. Fazla konuşmaya gerek yok. Bir şey daha verdikten sonra sizden yorum isteyeceğim. TOKİ kuralları çekiliyor, konut veriliyor. Şimdi iki tane önemli AKP'li isim. Bir tanesi efendim Şamil Tayyar. Diğeri de Cevahir Hanım. Cevahir kim idi soyadına? Vallahi yani onun soyadını yani Cevahir Asuman Yazmacı o da AK Parti Şanlıurfa milletvekili. İkisi de TOKİ konutlarından ne şanslılar ki konut çıkmış. Şimdi orada bazı açıklamalar falan da yaptı Şamil Bey ama ya şimdi olabilir çıkabilirler. Hiçbir hilede olmamış olabilir. Bir şey demiyorum. Yani kanıtlayamam çünkü hile olup olmadığını. Fakat yani biz biliyoruz ki bu değerli siyasetçiler ve diğeri aynı zamanda gazeteci. Yani onlar evleri olmayan insanlar falan değil. Yani onlar bu konutlara niye giriyorlar? Kurallara onu da anlamış değilim. Asıl yani, garabet orada zaten. Yüz binlerce insan evsiz barksız konteynerlarda, şehit aileleri çadırlarda. Tabii tabii. Fazladan evleri de olabilir de öncelikli değiller en azından. Yani ben de bunu merak ediyorum. Hep beraber de ediyoruz aslına bakarsanız. Peki, yani siz daha yeni oradan geldiniz. Gökhan Bey de yeni geldi. Hatta Gökhan Kazbek'in çektikleri şeyi de DSF olarak verelim. Oradaki Altay'ın şimdiki hali yani onu da görelim. Sanki dün olmuş gibi daha bakın ortada görüyorsunuz. Buyurun onun sesi yok rahat rahat konuşabiliriz üstüne. Valla ben 8-9 ay boyunca gittim çünkü 7 uçağıyla gitmiştim ilk ailem orada olduğu için. Hep oradaydım. Onun için yani başkalarının ne söylediği, ne nasıl baktığı meseleyi falan bir yana bırakıyorum ben yaşadım. Sabah 7 uçağıyla gittim hep oradaydım. Biraz sonra konuşuruz bunları. Buyurun konuşun sizin özellikle de önemli bir yani... 10 kardeşsiniz bizim. Evet, evet doğru. 10 yani kardeşsiniz. Yani aile oralı ve yani tabii, neler tabii. Başınıza geldi? Ne şu anki durumları nedir? Nasıl insanlar ayakta duruyorlar? Sabahın 4.30'unda ablam aradı. Biz uyurken ben İstanbul'da yaşıyorum. Orada da evimiz var elbette. O da yıkıldı. Sabahın 4.30'unda hakkınızı helal edin dedikten sonra zaten telefonlar kesildi. Deprem oldu dedi. Abim beni arayıp bana ulaşmaya çalışıyor falan. Orada da konuşamadık. Sonra televizyonları açtık. Maraş merkezli bir büyük bir deprem olduğunu görünce apar topar hemen hava yolu şirketini aradım ve yola çıktım. Zar zor 7 uçağıyla rica ettik birilerinden acil ve şey iş olmayan arkadaşlardan birilerini. 7 uçağıyla gittim. Şimdi ben hep Maraş merkezli olduğunu okuyunca ve dinleyince
mutlaka bir büyük kaybın olduğunu, çünkü 99 depremini burada yaşarken buna tanık da olmuştuk. Ama Hatay ile ilgili hala kafamda çok canlandıramıyordum. Hatta valla ne yalan söyleyeyim, 4 oda 1 salon bir ev var işte 5 yıl önce aldığımız eşim ve çocuklarla ilgili. Bizimkileri toparlar derim, oraya yerleştiririm, kafam böyle çalışıyor. Ama uçaktan indikten hemen sonra Adana'ya inebildim çünkü. Özel bir araçla Hatay'a girdim. Belen'de başladı zaten. Sağdan soldan binaların yıkıldığını gördüm. Merkeze doğru gittikçe kalbim sıkışmaya başladı. Hiç abartmıyorum. Ben hayatım boyunca böyle bir görüntüyü asla unutamam bir daha. Artık arabaların gidemeyeceği bir yerdeydik ve çok uzak bir yere kadar, ablalarım, abilerin olduğu yere koştura koştura gitmeye çalıştım. Yolda bir arkadaş benim tanıdığım motosikletini aldı ama oradan bile geçemiyoruz. Böyle bir şey düşünün. Sağdan soldan bütün binalar devrilmiş, yollar kapatılmış durumdaydı. Resmeni şeyden aldık. Abilerim, ablalarım enkazdan çıkardık. İşte ablalarım 4. kattan bir itfaiyenin şeyiyle, sepetiyle. Diğerleri zar zor enkazdan çıktı. Tam toparlarken bir baktık işte öğleye doğru büyük bir deprem daha oldu, onu da yaşadım. Ardından 6.4'lük bir deprem. Bizimkileri bir gün, aynı gün sabaha karşı getirdikten sonra ben hemen döndüm İstanbul'a ve aylarca orada kaldım. Aylarca ama. İlk iki hafta araçta uyudum. Daha sonra işte İBB Koordinasyon Merkezi'nde ulaşabildiğim herkese, her kesime gidebildiğim kadar bir araçta kiraladık ve koşturmaya başladım. Her türlü yardıma sunmaya başladık. Sonuçta çok ciddi bir barınma sorunu yaşadık. Elektrik yoktu, su yoktu, gıda sorunu vardı. Birkaç gün içerisinde hemen işte büyük şehirlerden ve diğer ilçe belediyelerden gelen yardımlarla onlar sağlandı. Ancak ilk 3 gün hep söylediğimiz şey bu. Ne yazık ki kurtarma ekiplerini ve ekip makinelerini göremedik. Hemen serin yola girerken sağda, bir gün sonra yine ben dolaşırken oraları büyük iş makinelerini gördüm ama orada konuşlandırmışlardı. Ve 3 gün boyunca hiç kimse hiçbir şekilde bir şey yapamadı. Tır dolusu yardımlar geldi her yerden. Çok duyarlı Türkiye halkından, kurumlardan, yurt dışından. Ancak o tırların birçoğu başka yere yönlendirildi. O da gönderilmedi ne yazık ki Antakya, Samandağ ve özellikle Defne'ye. Bu sırada benim hala çok etkisinde kaldığım bir sürü olay yaşadım. 3 gün boyunca o insanların feryat içinde bağırıp nasıl öldüğüne de tanık oldum, şahit oldum. Soğuktan ya da işte açlıktan ya da o üzerlerine düşen çok ağır betonlardan dolayı yaşamlarının son bulduğunu tanık olduğum için söylüyorum. Çok zorlandım, zorlanıyorum hala. Dolayısıyla bugün için ne değişti? Aradan bir yıl geçti. İşte dediği gibi Gökhan Bey'le karşılaştık, o da tanık gördü. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Yani on binlerce bina yıkıldı ve yıkılacak binlerce bina var ağır hasarlı olan. Bugün orada yaşayan ya da yaşamak zorunda olan insanlarımızın bir kısmı az hasarlı binalarda yaşıyor. Onun dışında 6 Şubat'la ilgili anma etkinliğiyle ilgili şehir dışına giden Hataylı vatandaşlarımız ya da bu duyarlılığı gösteren insanların, şehir dışı ve yurt dışına gelen insanların yoğun olarak gördüğümüz bir Hatay'da bir hareketlilik vardı. Ama onun dışında barınma sorunu var. Çünkü çadırlar ve konteynerlerde yaşıyor insanlar. On binlerce insan. Ablam onlardan bir tanesi. Ablam adliyede memur ve çadırda kalıyordu. Onu da geçen söktüler, yıktılar. Onun dışında su, temiz su ihtiyacı hala var. Orada söktüler, yıktılar derken yani... Aldılar, o yerden aldılar. Ne yaparsan yap dediler resmen. Çünkü nasıl ya? Adliyede memur olmasına rağmen ona verilen bir konteyner yok. Ona ben sağlamaya çalışıyorum. Açıklık getireyim. Şöyle, şimdi konteynerlarda kalıyor vatandaşlar ama çadırlarda kalanlar da vardı. Fakat Erdoğan oraya gidecek diye kaymakamlık bütün çadırları sökmüş. Çadırları sökmüş. Orada yaşayan, çadırlarda yaşayan vatandaşlar artık çadırlarda yaşayamıyorlar. Konteynerleri de yok, öyle mi? Kiminin yok, evet. Kimi başının çaresine bakıyor, kiminin konteynere sığınabilenler konteynerlara sığınmışlar. Ama herkes değil maalesef. Evet. Diğerleri sokakta mı? Yani. Orada yaşayamayanlar zaten şehri terk ediyor. Şehir dışında kalıyorlar. Dolayısıyla temiz su ihtiyacı hala var. Ben nasıl şimdi Sayın Erdoğan oraya gelince ortalıkta çadırlar falan gözükmesin. Bu sana diye mi yapılmış? Evet. Öyle mi diyorsunuz? Özür diliyorum. Gökhan Bey de oradaydı.
anmanın yapıldığı yani 4.17'de birkaç dakika önce bütün devlet yetkilileri geldi. İşte bakan geldi, o geldi, bir din adamları da geldi. Şimdi oradaki konuşmaya şahit olduğum için kanım durdu ya. Yani ne diyeceğimi şaşırdım. Çünkü konuşma sırasında, dualar sırasında şunu söyleyebildi. Allah'ımıza şükür olsun ki hiç kimsenin bir ihtiyacı yok. İşte barınma ihtiyacımız yok. Aç değiliz, açıkta değiliz. Ve benzeri cümleler kurduğunda yani ben orada şok olmuş durumdayım. Ondan sonrasını duymak istemedim. Duymadım yani. Onun için o sorunlar bir yıl geçmesine rağmen hala var ve katlanarak artıyor ne yazık ki. Barınma sorunu var, temiz su sorunu var, eğitim sorunu var. Birkaç okul açıldı, az hasarlı okullar da görüyor eğitimi çocuklar ama bu kez ulaşım sorunu olduğu için öğretmen de gidemiyor, öğrenci de gidemiyor. Eğitim sorunu var, sağlık sorunu hiç bahsetmeyeyim. Çünkü çok geçici olarak böyle eften püften bir konteynerden geçici olarak yapılan bir hastane vardı. Yağmur yağdığında zaten yıkılmak zorunda kaldı, yıktılar. Dolayısıyla oradaki insanlar sağlıkları için de şehir dışına gitmek zorunda kalıyorlar. Bir yıl içinde ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Ama bunun üzerine bir de şunu ekleyeyim, az önce söylediniz. Cumhurbaşkanı oraya geldiği gün, ben zaten Adana'dan yine Hatay'a doğru gelirken bir araçla sağlı sollu afet koordinasyon merkezleri de afet alanlarında yaşamak zorunda kalan vatandaşların dışarıya çıkarıldığını ki yağmur yağıyordu, çok soğuktu. Aynı deprem günü olduğu gibi birçok kadın, çoluk, çocuk insanların dışarıda bekletildiğine tanık oldum. Saatlerce bekletildiler Erdoğan geldiğinde alkışlasınlar diye. Şimdi bütün bunları masaya yatırdığımızda bir yıl geçmiş aradan. İnsanlar bu acıları yaşıyor. Bu acıları yaşarken bir yıl sonrası kaybettikleri insanların acılarını hissederken tekrar anılarıyla yaşatmaya çalışırken onları anarlarken öyle büyük bir gafta bulundu ki utanç verici o sözü sarf edebildi. Yani oradaki yerel yönetimlerle merkezi yönetim bir arada olmazsa bakın görüyorsunuz Hatay'ın halini dedi. Şimdi buradan iki anlam çıkar. Bir tanesi bir itiraftı. Evet böyleydi gerçekten çünkü ilk günden beri AFAD yoktu, Kızılay yoktu, o yoktu, bu yoktu, hiçbir kurum yoktu. Hiç kimse palavra atmasın, çok özür dileyerek söylüyorum bu sözü. İlk günden ve ilk saatten beri oradayız, bunu yaşayarak tanık olduğum için söylüyorum. Bu lafı söylediğinde bir itiraf niteliğiydi, öbür yanı bu lafın tehdit etti. Bakın eğer büyükşehirde bize vermezseniz, ben Cumhurbaşkanı olarak ya da devletin tüm kurumlarına size seferber etmeyiz ve hiçbir hizmet götürmeyiz dedi. Bu kadar acı, bu kadar ağır bir laf altında kalan Hataylı bunu unutmayacaktır diye düşünüyorum. Ben kendi adıma unutmayacağım, affetmeyeceğim. Evet. Tabii Hatay deyince bir de Hatay'ın belediye başkanı var. Yani o da yeniden aday gösterilmiş vaziyette ama gösterildi mi gösterilmedi mi o da bir karışık. Evet. Çünkü Sayın Özgür Özel'in bu konuyla ilgili bir Lütfi Savaş'la ilgili bir açıklaması da var en son. Onu da arkadaşlar verirlerse ben de merak ediyorum yani ne olacak burada onu izleyelim. Lütfi Bey'e yönelik de sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır. Verdiği mesajı alma sanatıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bölgelerde hem adaylarımızı çok yoğun anketlerle belirledik hem de adaylaştırdığımız arkadaşları erken adaylaştırarak takvimin son günü 20'sidir. Ama çok daha öncesinden adaylaştırarak adaylık sonrası ölçme değerlendirme anketlerine de önem veriyoruz. Bu anketler, yüksek örneklemlerle yapılan bu anketler bize bir şehirden yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Milletin sesini duymak elbette meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir. Fikir verir ama milletin sesini duymak sandıktan önceki en önemli gösterge çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz. Görür. Evet. Özlem Özdemir. Anketlerde görecek olursak müdahale edeceğiz dedi Sayın. Yani dedi ki anketlerde düşerse Lütfi Bey'i adaylıktan çekeriz demeye getirdi. Aha. Yani. Yani meydanlardaki sesler pek o kadar da önemli olmayabilir. Yani seçimi oy miktarını etkileyemeyebilir dedi. Teorik olarak doğru aslında. Fakat
Bilemiyorum, mesele sadece bir teorik, yani siyaset teorisi açısından ele alınabilecek bir şey mi? Ondan emin değilim yani. Çünkü o şehirde muazzam bir yıkım oldu ve o yıkımda neredeyse herkes sorumlu o yıkımdan. Yani merkezi iktidar evet orada çok fazla imar barışı yaptı. Bir sürü çok şehirlerde korkunç yolsuzluklar yapıldı. Bunlar gözüküyor. Ama belediyenin de yetkisi vardı. Yani orada hiçbir sorun yok mu gerçekten? Bazıları da diyorlar ki işte deprem bölgelerinde AKP adaylarını değiştirdi mesela. CHP de böyle yapmalı mıydı? Öbür yandan anketleri de canım bize ne diyebilir misiniz? Sonunda bunu da bir seçim meselesi. Tabii anketler doğru ölçüyor mu, o da ayrı bir şey. Şu anda ölçebilir mi? Velhasıl hani sizin görüşünüzü çok merak ediyorum. Çok eleştiri geliyor. Ama nasıl ele alınır bu? Şimdi burada bir daha ilgili insanlar var ama ben bir vatandaş olarak, yani burada bir gazeteci yazar kimliğiyle değil de bir vatandaş olarak bu soruya cevap vermek istiyorum. Birincisi, anket, yani partilerin mecburen yani bu çalışmayı yapmaları lazım. O yüzden de onlara göre hareket etmeleri kadar doğal bir şey olamaz öncelikle. O yüzden hani buradan ilk başta bir yanlışlık var demek doğru değil. Ha, bana soruyorsanız bütün anketçiler bence genel seçimde sınıfta kaldılar. Ben hiçbirinin dediği hiçbir şeye güvenmiyorum artık, yani o ayrı konu da. Sonuçta CHP bunu yapmak zorunda. Ve hani oradaki, şimdi ben İstanbul'dan Hatay'la ilgili ahkam kesmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü ben Hatay'da değilim, Hataylı değilim. Orada yaşamadım, yaşamıyorum. Dolayısıyla Lütfü Bey'i tanımıyorum, neler yaptığını bilmiyorum. En iyi Hataylı bilir. Baştan böyle denmesi kadar doğal bir şey yok. CHP de bunu yaptı benim gördüğüm kadarıyla. Evet, sonuçta yani hepimiz çok üzülüyoruz yani tabii ki. Evet, o tepkiyi yani ben de izliyorum, haberleri görüyorum. O tepki bütün Hatay'ı temsil ediyor mu bilmiyorum hakikaten orada. Yani hani bir Hatay kocaman bir yer değil mi? Tabii ki. Yani ilçeleri var, ilçelerden çok destek gördüğünü söylüyordu Lütfü Bey. Yani bilemiyorum ki, yani bilemiyoruz biz. Dolayısıyla da ben şöyle düşünüyorum. Yani evet, bu sese kulak versin. Antipati varsa ya da bu bir zarara dönüşecekse elbette ki burada Hataylı vatandaşların yaşamı ve konforu önemli. Ama hani öfkemizi de doğru yere yönlendirmek gerektiğini de düşünüyorum. Sonuçta burada bu deprem ve sonrasında yaşananlar öncelikle hani devletin vazifesi. Bu depremin olmaması da onların vazifesi. Yani şimdi yani belediyenin, yerel kurumların tabii ki görevlerini ihmali ya da suçları olabilir. Dediğim gibi Hataylı ve CHP bunu daha iyi bilir. Ama sonuçta burada olması gereken devletti. Yani CHP'ye sürekli de CHP, CHP diye dayağı da yani bana şey geliyor. Seçimle ilgili yani Hatay konusunda da şöyle düşünüyorum. Yani böyle televizyonlarda da görüyorum, sosyal medyada çok görüyorum. Yani gerçekten biz oturup da yani burada İstanbul'da, İzmir'de, işte Adana'da, orada burada yaşayıp Hatay'la ilgili yani sürekli CHP'ye böyle bir bildirim var. Herkes bir parmak sallıyor. Ben bunu mesela yanlış buluyorum. Bunu Hataylı'nın karar vermesi lazım. Hataylı ne istiyorsa ona göre çalışılır. Ama biz burada oturup ona kızarak, yani seçimle ilgili bu şeyim, sonra belki biraz daha fikrimi söylerim seçimle ilgili, ama bu konuda bu bir, yani Hatay'da Lütfü Bey nasıl aday olur diyerek oturup Allah kahretsin CHP, affedersiniz yani tırnak içinde. Yani istemiyorum senden, seni artık sevmiyorum CHP diyerek, yani işte İstanbul'da ona oy vermemek ya da işte İzmir'de bir oy vermemek, yani böyle fatura kesmek, ben bunu yanlış buluyorum. Matematik diye bir şey var. O zaman İstanbul depremi gelirken Murat Kurum'a oy verirsiniz. Yani bununla ilgili daha sonra söylerim de. Bence CHP Hataylı'nın sesini dinlesin. Eminim bir çözüm bulunur. Hataylı istemiyorsa da değiştirsin lütfen yani. Tabii ki. En önemli şey bence o. Evet. Hem bir Hataylı hem de bir CHP'li olarak yani CHP milletvekilliği yaptınız. Hem de sol görüşlü olaya vatandaş, halk, emekçiler üzerinden bakan birisi olarak, yani üç tane de kimliğinizde bir dördüncü kimlik de bir sanatçı duyarlılığınızla da baktığınızda
CHP'nin adayları ve Hatay adayı konusundaki tutumunuzu nasıl açıklarsınız? Yani intibanızı diyeyim, tutumunuzu. Tabii. Diyeyim. Yani Özlem Hanım'ın söylediği gibi bir partinin çalışma programı içerisinde, hele ki seçim öncesi, anket çalışmaları yapılır, eğilim yoklamaları yapılır. İlçeye, ile, üyelere, delegelere, herkese sorulur. Benim birebir bildiğim şey, gerçek şu: anketlerde diğer aday adayları arasında en çok öne çıkan isim Lütfi Savaş. Öyle mi? Tabii. Yani bunda tabii iki şey var, neden var. Bir tanesi, top 3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyor, Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Hı-hı. İkincisi ve biraz daha önemlisi herhalde, biraz bundan kaynaklı, sağdan gelen bir belediye başkanı. Hı-hı. Fikirsel anlamda. Hı-hı. Dolayısıyla oradan oylar alıyor. Daha önceki dönemde de almıştı, şimdi de alıyor. Ama çok daha önemlisi var. Bazı durumlarda siyaset üstü şeyler yaşanabilir. Yani dersiniz ki şu adayla birlikte biz kaybetsek de, ya onurumuzla kaybettik de diyebilirsiniz. Oradaki sese kulak verirseniz, ki yıkımın en çok olduğu 3 ilçe var, 4 ilçe var. Defne, Samanda, Antakya'nın büyük bir kısmı, Arsus'un bir kısmı ve işte ufak tefek böyle İskenderun dışında Hassa'da var, Kırıkhan'da var. Ama yıkımın olduğu bölgeye baktığınızda CHP'ye oy oranının çok yüksek miktarda çıktığı, özellikle son yıllarda TİP'e, TKP'ye, DEM Partisi'ne de oyların yüksek oranda çıktığı bir yer. Yani işte okuyan, soran, sorgulayan, kıyaslayan, ona göre karar veren sol sosyalist bir yapı da var orada. O dinamizmi yaşayan, yaşatan bir halk da var orada. Dolayısıyla onları bu yaşanmışlığın dışında bırakarak kulak tıkamak çok, hı-hı, yanlış. İki şekilde yapılabilirdi. Ya aday yapmayacaklardı bu ismi, hı-hı, ya da yaptılarsa savunacak, sahipleneceklerdi. Bu tartışmaya hiç gerek kalmayacaktı, ama çok daha önemli olan bir şey daha var. Bütün o sol sosyalist yapılara ya da tepki duyan, halkın büyük kesimini belki de içine alan, o etki içerisine alan bu yapıyı çağırıp birlikte ortak bir Hatay'ın geleceğiyle ilgili karar alınabilirdi. Alınabilir de hali. Çok da geç sayılmış değil. Hı hı. Onun için gerçekten Hatay'la, özellikle bu şeyi yaşayan Hatay'la kulak vermek en doğrusu. Bana öyle geliyor. Hı hı. Öbür türlü çok tartışmalar var, olur da. İşte adayı gösteren bir yapı var. Zaten seçilmeyecek. Onun için niye oyları bölüyorsunuz? Oraya mı gitsin? AKP'li mi seçilsin? Şimdi bütün bunların tartışması lazım. Hı hı. Yani hiç kimse, hiçbir parti kendi programı ile yapacağı, yapmak istediği şeyle ilgili sınanamaz, sorgulanamaz. Her partinin kendisiyle ilgili, gelecekle ilgili verdiği, vereceği karar var. Buna saygı duyuyorum ben. Bunun, hı, üzerine ekleyeceğimiz şeyler varsa da az önce söylediğim gibi ortaklaştıracağımız şeyler. Hı. Duygu ortaklığı dışında siyasi ortaklık da yaratılabilir. Onun için ona dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Umarım bunların hepsi yakın bir zamanda aşılır ve söylediğim şey gerçekleşir. Bir komisyon oluşturulur. Diğer partiler, sol sosyalist anlayışa sahip partiler dahil olmak üzere kulak verilir ve ortak bir Hatay'ın bundan sonra nasıl yönetileceği konusunda ciddi adımlar atılır. Peki. Efendim, tam buradayken sizin yaptığınız bir Kıraç'la beraber, evet, yaptığınız bir şarkı da var depremle ilgili. Ondan isterseniz birkaç kuple, tabii ki, izleyelim. Arkadaşlarımız Hilmi Bey'in, evet, olan tamamını olmasa bile bir kısmını lütfen izleyelim. Gerçekten iç var. Ya sözleri ben 99'da tabii İbrahim Karaca yazmıştı ve o dönemi anlatıyordu. Hı-hı. Bizim 80 öncesi bir yerden başka yere göçüşümüz de anlatır. Çünkü ben İbrahim Karaca'ya bunu anlattığımda o depremi de içerir. Hı-hı. Ama bugün için yazılmış gibi her cümlesi böyle. Sanki hani geleceği görmüşüz gibi bir şey olmuş. Çünkü oradaki insanlar bütün duvarlara hep şey yazdılar. İşte Arapçayla merhne nehne hon, gitmedik buradayız. Hı-hı. Bıraktığımız gibi bekle, yine döneceğiz. Hı-hı. Ki bu sözlerde var. Defne yapraklarıyla yürüyen, hı-hı, sessiz bir şekilde tepkilerini gösteren kadınlar, çocuklar, oradaki depremzedeler var. Defne yapraklarıyla yürüyüşü anlatan sözler var. Ya yani müthiş etkilendim ben. Bugünü görür gibi anlatmışız. Tabii bunu sadece bir kere söyleyebildim. Konserlerde asla söyleyemiyorum. O duygusal anları yaşıyoruz çünkü. Ben bir kez daha Hatay'da ve diğer illerde
depremden dolayı kaybettiğimiz bütün canların anısına saygıyla diyorum. Kalanlara başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Çok zor olsa da. Kıraç'la nasıl bir işbirliği doğdu? Yani uzun zamandır birbirimizi tanırız zaten Kıraç'la. Arada bir görüşürüz de. Bir şarkıyla ilgili bir rica etmişti birlikte okuyalım diye. Büyük bir zevkle, büyük bir onurla dedim. Ben de zaten bir şarkıyı seni arayıp bunu birlikte okuyalım diyecektim dedim. Ve bunu paylaşınca o da öyle. Çünkü Maraşlı ve o da çok yakınlarını kaybeden bir arkadaşımız. O duyarlılığı gösterdi, öyle birlikte okuduk. Evet. Bir miktar izleyelim lütfen. Yaptığımız gibi bekle bizi. Oh, oh, oh.
bıraktığımız gibi. Bekle bizi. Efendim sadece birkaç kuple dinleyelim dedim ama kesemedim yani. Muhteşem de bir, yani size de bir acı çektirdim tekrar ama lütfen kusura bakmayın. Evet. Ne diyelim? Şimdi vallahi yani insan hakikaten kendini toparlamakta zorluk çekiyor. Yani orada orayı gören, yakında oradan gelen, orada yakınları olan insanlar, hep herkesin başı sağ olsun, herkese geçmiş olsun. İnşallah Türkiye bir daha böyle bir şey yaşamasın. Evet, işte o anma anında başkaları bir sürü süslü laflar söylerken oradaki insanların hepsi, bir on binlerce insan, sesimi duyan var mı diye bağırıyordu. O zaman sesini duymayanlar oraya gelip konuşma yapıyor işte. Evet, şimdi tabii bunun çarelerinden bir tanesi gene siyaset. Hastalıklarımızın sebebi maalesef siyaset. Niçin? Çünkü niye Portekiz'de insanlar ölmüyor? Niye efendim depremlerde Japonya'da insanlar ölmüyor? Bu ölçüde ölmüyor. Niye bizde ölüyor? Bizim gibi ülkelerde ölüyor. Sebebi siyaset. Onun için bunun çaresi de bir yerde siyasette. Onun için biraz dönelim, siyaseti de konuşalım. Ama siyaseti konuşmadan, yani siyasete şuradan da gene girelim. Siz de TKP olarak da yani adaylar gösteriyorsunuz birçok yerde. Orada da faaliyettesiniz. Deminki soru veya solun oradaki tutumu hakkında bilmiyorum ne söylemek istersiniz? Aday hakkında ne söylemek istersiniz? Ya şöyle, öncelikle ben bu Hatay'daki izlenimlerimden birkaç bir şey olur, söylemek istiyorum. Bizim arkadaşlarımızın çektiği görüntüler var. Biraz önce DSS gösterdi. Olarak da döndü. Evet, parti olarak Hatay'da bir çalışma yapıyoruz ama biz bir belgesel hazırlığı için gittik Hatay'a. Hatay'da insanlarla görüştük. Ama bizim gözlemlediğimiz ve insanlardan aldığımız bilgiler şöyle. Hatay bir rant ve kar hırsına kurban gitmiş aslında. Yani ve bu bir senede neredeyse hiçbir şey yapılmamış Hatay'da. Sadece ve sadece enkazlar kaldırılmış. Enkazların kaldırıldığı yerler bomboş duruyor. İnsanlar evlerini, yaşadıkları evleri bulmak için geri gittiklerinde evlerinin yerini bulamıyorlar. Yani 2000, 3000, 5000 metrekarelik bir yer düşünün. Bir tane bina kalmış veya iki tane bina kalmış. Ağır hasarlı, hasarsız veya çok mahvolmuş binalar. İnsanlar evimiz şurada mıydı, burada mıydı diyorlar. Mahallenin tamamı. Yani bir mahalle tamamen gitmiş. Ve oradan çektiğiniz belgesel görüntülerinde de gözüküyor. Sanki deprem biraz önce olmuş gibi. Evet, biraz önce olmuş gibi. Hilmi Bey'in bahsettiği 6 Şubat işte saat 04.17 zamanı, o meşalelerle yürüyüş, sesimi duyan yok mu feryatları. Şimdi oradaki insanlar bir defa şöyle diyorlar. Yani inanın bir sene sonra burada, gelin bir sene sonra yine aynısı olacak. Yine bir sene sonra burayı böyle bulacaksınız. Ve artık lütfen siyaset Hatay'dan elini çeksin. Neden böyle söylüyorlar? Eğer istenseydi bu bir sene içerisinde değil Hatay, Urfa, Maraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, her yer bir sene içerisinde yeniden ayağa kalkardı. Ama Hataylı diyor ki, biz mesela Defne'de insan portreleri çekmek için gittik. Orada yaklaşık 80 kişiyle görüştük. Hı hı. 80 kişiden aldığımız şey şuydu. 5 gündür sularımız akmıyor. Defne'nin Dursunlu Mahallesi. 5 gündür sular akmıyormuş ve Hilmi Bey daha iyi bilecekti. Dursunlu böyle Hatay'ın en üstünde bir yerde. Neredeyse dağ eteklerinde. Çocuklar okula gidecekler. 5 gündür çocuklarımızın yüzünü yıkayacak su yok diyorlar. Yani hayat durmuş neredeyse. Tamamen durmuş. Şimdi
Evet, bir adayımız var orada. Bir öğretmen arkadaşımız Hizam, orada Defne belediye başkan adayı. Çok çalışıyorlar, her gün ev ziyaretleri yapıyorlar, orada çalışmalar yapıyorlar ve belediyeciliğin bir rant kapısı olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Yani halkçı belediyecilik anlayışının bir an önce orada hayata geçirilmesi gerektiğini anlatıyorlar insanlara. Ki şu anda orada ancak böyle bir belediyecilik anlayışı başarılı olabilir. Yani sadece imza atmak, bu binaya ruhsat verilebilir demek değil. Hilmi Bey, bir komisyondan bahsettiniz ya hani sol ve diğer partiler arasında. Ben ona pek katılmıyorum. Eğer öyle olsaydı yani bu duruma gelmezdik belki. Çünkü yani bir komisyon başkasının yaptığı bu şeyi, garabeti başkalarının sırtına yüklemek pek doğru değil. Ancak bundan sonra daha temiz bir siyaset, temiz bir belediyecilik anlayışı orayı kurtarabilir. Sadece Hatay'ı değil, aynı zamanda Adıyaman'ı da kurtarabilir, diğer yerleri de kurtarabilir ama bu hani Erdoğan'ın parmak sallama hikayesi var ya, şimdi yeni bir yönetmelik çıktı, resmi gazetede yayınlandı, biliyor musunuz bilmiyorum. Artık aynen. Belediyeler evet. Saraya sormadan borçlanamayacaklar. Evet, evet, yeni. Zaten dış borçlanmalar konusunda engel vardı. Büyük ölçüde hazine garantisi engelleniyordu, izin verilmiyordu. Hazine şimdi Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı. Zaten kamu bankalarının kredi vermesi engelleniyordu. Şimdi bu şekilde de... Peki bu ne anlama geliyor? Yani siyaset, hani biz şunu tartışmıştık ya, bir cumhurbaşkanı aynı zamanda kendi siyasi partisinin şeyini, tanıtımını yapabilir mi? İşte gidip oy isteyebilir mi insanlardan? Şimdi siz bu yolla şunu yapmış olmuyor musunuz? O zaman diyeceksiniz ki filanca parti, gördünüz mü, bakın çalışmıyorlar bunlar. Yapmıyorlar, hizmet getirmiyorlar. Neyle yapacaklar? Belediyenin kaynakları ya da merkezden aldığı kaynaklar bunlara yetiyor mu? Mümkün değil. İlla ki borçlanarak yapıyorlar bunları. Evet. Ve siz bu yöntemle o partinin, o siyasi organizasyonun hizmetini engelleyeceksiniz. Ve Hataylılar yani çadırlarımızı sattılar. Burada en ihtiyacımızın olduğu 3 gün, 4 gün boyunca biz yardım göremedik. Şimdi hala aynı durumu yaşıyoruz. Ve lütfen artık o kirli siyaset buradan elini çeksin diye bizden şeyleri bu, ricaları buydu oraya gittiğimizde. Çok önemli şeyler var, görüntüler var elimizde. Zannediyorum ayın 25'i gibi bir bu belgeseli yayınlayacağız. Hatay kan kaybediyor diye. Ama artık belediyecilik rant kapısı olmaktan çıkmalı. Artık belediyecilik tamamen bu halkçı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilmeli ve insanları artık sadece yani sadece deprem öldürmüyor, aynı zamanda çürük yapılmış bina öldürüyor. Buna kim imza atıyor? İmza yatan o yöredeki belediye. Dolayısıyla sadece artık... belediye gitti. Ben şimdi yine size bir iki cümle eklemek isterim, bitirdiyseniz tabii. Evet. Şimdi söyleyeyim, izin verirseniz ben buyurun, biraz buyurun. Söyleyeyim. Buyurun, söylediğim şeyin arkasındayım. Mesele sadece deprem ve depremle ilgili süreçle birlikte bir şeyleri birilerine yüklemek asla değil. Böyle bir niyetle söylemedim. Ondan çok önce de ben aynı düşünceye sahiptim ve hala aynı düşünceye sahibim. Yani oradaki tüm dinamiklerin yarattığı değerlere çok büyük saygı duyduğum gibi, eğer büyük oranda oylar da oradan gidiyorsa, oranın Defne halkı, Antakya, Samandağ, Arsu ve benzeri de oradaki dinamik halkın bu yönetimin içinde olması gerektiğine inandığım için söylüyorum. Asla birilerini terk etmek ya da bir parti üzerinden bahsetmedim bu şeyi. Dolayısıyla orada tekrarlıyorum. Böyle bir şeye ihtiyaç var. Ortaklaştırmak. Bu ittifak dediğimiz şey diğerlerinin bildiği ya da söylediği ya da bugüne kadar olduğu gibi olan tam tersine oradaki dinamiklerden bahsediyorum. Sosyal ses yapılardan. Bir de hayatın gerçeği var. Hani kim nasıl çıkıyor yola? Herkes kazanmak için adaylığını koyuyor. İddialarda bulunuyor. O iddiayı hayata geçirip kazanabilmek için
çalışma yapıyor. Dolayısıyla kazanılabilecek şey ne ise birlikte yapılabilir. Evet, Defne ilçesinde çok daha farklı bir süreç yaşanıyor. Dinamikleri daha farklı. Samandağ'da böyle ama büyük şehirle ilgili göz ardı edemeyeceğimiz şeyler de var. O anlamda söyledim. Şimdi bana da çoğu yerde hep soruyorlar. Kabahat kimde? Suç kimde? Depremin sorumluluğunu kime atacağız diye. Vallahi herkes sorumlu. Herkes sorumlu. Çünkü biliyorsunuz inşaat yapımı 3 aşamadan gerçekleşiyor. Bir tanesi bir proje yapılır önce. Daha sonra yapım aşaması vardır. Sonra da işte oturma, yani iskan dediğimiz şey. Kısaca bahsedeceğim. Şu proje aşamasında önce işte arsa yeri belirlenir. Bununla ilgili zemin etüt çalışması yapılır. Ki birçok yerde yapıldığı söylendiği halde ben buna çok inanmıyorum. Çünkü gördük zemin çalışmalarının hangi sonuçlarla son bulduğunu. Buna göre statik ve mimari ve elektrik ve benzeri şeylerle ilgili ölçme değerlendirme yapılır. Başvurulur dediğiniz gibi belediyeye. Belediyedeki sorumlular ruhsatla ilgili ilk çalışmayı başlatır. Sonra zeminde bir önce bir açılır. İşte şeyler, dört tarafı güçlendirme yanıyla koyulan şeyler vardır. Üste kirişler, altta da kolon çalışmaları. Bununla birlikte öncesinde bir demir döşenir. İşte demirin kalitesi, ivli olup olmadığı, yuvarlak ama içinde betonu da içinde barındıran, aralığı, cinsi, bir sürü etken var. Bunların hepsi yapıldığında her aşamada oraya gelen mühendisler var. Orada duran şef var. Orada duran müteahhit ya da yer sahibi, her neyse, o var. Belediyeden gelen, çevre şehircilik bakımından gelen insanlar var, mühendisler. Bunların hepsi imza atar. Yapım aşamasında şantiye şefi dediğimiz ya da işte oradaki yapı denetim firması, temel anlamda demir bağlanırken gelirler. Bunlara karar verilir. Uygun olursa kaç kat çıkılabileceği hesaplandığından yapılır denir ve en son işte iskan dediğiniz şey alınır. Şimdi bütün bunlar yapıldıktan sonra niye yıkım oldu? Bunun tartışması 7.7 diyor, 4.6 ama yıkım derecesi 10.2. Buna göre hesaplayacaksınız o zaman arkadaş. 10 burası binlerce insan ülkesi ölümüne tabii. Çünkü burant dediğiniz şey aslında yeni bir şey de değil. 1900'lü yıllardan belki çok daha öncesinden başlayan ama özellikle araştırmalar yaptım 1946'lı yıllardan sonra. Belki buna yeni sömürge ilişkileri diyeceğiz. Eskiden insanlar, orada Hatay'dan bahsediyorum, yerleşirken daha etekleri etrafında yerleşmişler. Sonra zamanla işte Asi Nehri kenarına gidip işte manzarası var, deniz manzarası var deyip orada binalar yapılmış ve büyük bir göç almış, merkezlere doğru gidilmiş. Oysa orası ova, sulak alan. Böyle oldukça da o rant dediğiniz şey gündeme gelmiş ve hala oradan yararlanan insanlar, kurumlar var. Bunların bir tarafı attık. Daha önemli şeyi söylemek isterim. Şimdi oraya özel afet bölgesi ilan edilsin diyen birçok kişi ve kurum var. Orası zaten özel afet bölgesi. Hatta ilk 3 ay hatırlarsanız olağanüstü hal ilan edildi. Hiç kimse sokağa çıkamazken o 80'li yıllardaki gibi hiçbir şey yapılamadı. İşte askerler o zaman çıktı falan, güvenlik sağlamaya çalışıldı. Orası zaten böyle. Ama ne yazık ki buna dayanarak işte rezerv alanı ya da olağanüstü şeyden dolayı Mimarlar Odası'nın açıkladığı mülksüzleştirmeye kadar giden afet bölgesi şeye sığınarak birçok şeye el konuldu. Yani riskli bölge dendi, rezerv alan dendi. İnsanların hakları gasp edildi. Bugün en önemli şeylerden biri o. Dolayısıyla bence şeyi söylemek çok daha doğru olacak. Kalkınma öncelikli il olmalı ve diğer illerle birlikte. Bu neye neden olur? Küçük, orta ve büyük işletmelerle ilgili yapacakları herhangi bir şeyde muafiyet söz konusu olacak. SGK'dan tuttun da inşaat yaptıklarında tüm malzemeler ve yapımıyla ilgili ya da belediyeye verilecek ya da ruhsatla ilgili verilecek şeyler muafiyete uğrayacak. Ya da dışarıdan getirilecek ağır makinelerin, çünkü Hatay'ı ayağa kaldıracak Hataylı'nın kendisi. Hı hı. Yüz binlerce insan artık oradan, yerinden, yurdundan edildiği için tekrar dönmek istiyorlar. Ama dönerken ne yapacaklar üretim yoksa? Üretimin tekrar canlı hale gelmesi için de işte bu muafiyetten bahsetmek lazım ki özel afet bölgesi yerine öncelikli kalkınma il olarak değerlendirme ve bunu yüksek sesle artık bugün dillendirmek lazım diye ama düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var tabii. Şimdi eğer o insanlar Hatay'a geri döneceklerse önce bir barınma işini halletmek tabii, lazım. Tabii onlar zaten. Yani siz de gördünüz, biliyorsunuz o, yani evet, orada yaşadığınız için şehir merkezi
dümdüz ve konutları, o yapılan konutları da şehir merkezinin dışına doğru yaptılar. Ve aslında onlar da bir takım ekilen, dikilen alanların zeytinlikleri kesip oralara o konutları yaptılar. Evet. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Şimdi oradaki vatandaşlar şunu söylüyorlar. Peki bu şehir içerisindeki yıkılan binaların alanları ne olacak? Ve biz orada röportajlar yaparken insanlar bize şunu söylediler. İşte bakın, şurada bizim dükkanımız vardı yıkıldı, burada bizim dükkanımız vardı yıkıldı. Şuradaki dükkanımızı 2 sene sonra teslim edeceklermiş ama şuradaki 2 tane dükkanımıza, o tarihi çarşının oradaki dükkanlarımızı vermeyeceklermiş bize diye. Evet evet. Ya bununla ilgili çok fazla şey var. Çok kaygı verici şeyler. Kendimden bir örnek vereyim. Benim 240 metrekarelik bir dairem vardı bir site içerisinde. Şimdi orası yıkıldı tabii. Şimdi bana diyorlar ki işte 11 katlı olduğu için yatay bir mimari olacak. Yani giriş artı 4. Dolayısıyla yatay mimariden kaynaklı hak gaspına uğruyorum. Yarısı gidiyor. 120 metrekare kalıyor ve 120 metrekarenin bugünkü fiyatıyla maliyetiyle en az metrekaresi 20-25 bin lira olacak şekilde size geri dönüşü olacak. Kendi dairemi tekrar satın alacağım yani. Yarısı da gitti bu arada. Buna benzer yüz binlerce insanın bu anlamda gerçekten çok büyük bir şeyi var, sıkıntısı var. Bizim çektiğimiz görüntülerde şimdi bu şehir merkezindeki yapılan bu enkaz kaldırma çalışmaları bittikten sonra bir alan var. O alanda yerinde yeniden yapım diye bir şey var. Branda gelmişler. Yani yıkılan yeri orada yeniden ayağa kaldıracağız biz ve şu kadar krediyle bunu size geri vereceğiz diye. Yani orada adamcağızın, kadıncağızın ailenin evi yıkılmış, paramparça olmuş, 5 kuruş gelirleri yok. Orada yeniden bina yapacaklar ve onu da size tekrar satacaklar. Onun için de kredi kullandıracaklar. Hadi yine ailemden örnek vereyim. Ama buna benzer yüz binlerce insan olduğu için söylüyorum. En büyük abim 50 doğumlu. Öğretmen emeklisi. Dediğiniz gibi evi gitti. Eşya yok, para yok, iş yok. Ne yapacak, nasıl ödeyecek bu krediyi? Nasıl çekebilecek? Nasıl geri dönecek nasıl? Hataya? Ya işte mümkün değil. Ve başka çok önemli bir şey var. Belki uzattık bilmiyorum ama Hatay'da şu konuşuluyor. Depremdeki ölüm sayısı. Evet, o başka bir şey tabii. 54-55 bin diye açıklandı resmi rakamlarda ama Hataylılar şunu iddia ediyorlar. Sadece 100 bin ölü olduğunu iddia ediyoruz Hatay'da diye. Murat Kurum en son açıkladığında 130 bin olduğunu söyledi. Bir gaftı onun için ağzından çıkan, sonra başka bir şeye çevirdi. Ama söylediğinizde haklısınız. Belki toplam rakam için 250-300 bin olabileceği iddiası. Ya mümkündür. Ya dediğim gibi ilk günden beri Hataylılar bunu özellikle dillendiriyorlar. Evet. Bir kere kayıp var. Yani 30 bine yakın, 30-36 bin ortada olmayan bir şey var. Ceset var, biliyor musunuz? Kayıplar. Evet, kayıplar var. Peki. Şimdi bir reklam arasına gireceğiz. Ondan sonra tekrar siyaset konuşmaya 3. bölümde döneceğiz. Fakat hani siyaset konuşurken İstanbul seçimlerini konuşacağız. İstanbul depremin namlusunun ucunda. Yani Hatay için konuştuğumuzu 500 misli fazlasıyla İstanbul için konuşabiliriz. Evet. Yakın bir zamanda. Büyük bir felaketle. Korkunç. Hala yani şeyine gözüne far tutulmuş tavşanlar gibi siyasetçiler böyle bakıyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Sadece baksalar neyse, bir de birbirlerinden kavga ediyor. Başka da bir şey çıkmıyor. Yani. Ve mesela belediyenin yaptıklarını engellemek bir marifet olarak algılanıyor. İktidar tarafından bakın ne güzel yapıyoruz diye. İnanılamaz. Bunun adına ne söylenir bilemiyorum ben yani. Ben söylemeye kalkmış olsam benim televizyon kapanacak. Yani ben kapanacağım yani. Ama yani insanın ağzına gerçekten çok şiddetli şeyler geliyor yani. Öyle söylemek zorundayım. Yani bu tür engellemeler çünkü başka her şey düşmana yapılmaz ya. Yani öyle söyleyeyim. Neyse. Şimdi efendim kısa bir reklam arasından sonra DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, CHP, AKP, onların adayları, anketler vesaire, bunların hepsine döneceğiz. Siyasetin görünen yüzüne döneceğiz. Siyasetin asıl konusunu konuştuk aslında bu arada ama asıl konuyu çözmek için görüntüsünü de konjonktürünü de konuşmamız gerekiyor. Bizden ayrılmayın.
neredeyse öldürecekti beni. Kades'e basmam yetti. 5 dakikada geldiler. İhbar gelir gelmez hemen koşuyoruz. Sonuçta bir insanın hayatı söz konusu. Gece yarısı 2 çocuğumla sokağa attı beni. Nereye gideyim? Kimsem yok. Sağ olsunlar. Bizi alıp konuk evine yerleştirdiler. Çocuklarına sarılmış öylece duruyordu. Çok korkmuşlardı. Ama burada güvendeler. Her defasında pişman olup özür diliyordu. Ama sonra yine dayak, polise gittim. Öyle belgeyle falan uğraştırmadılar. Bizim işimiz mağduru korumak. Bu yüzden faili hemen uzaklaştırırız. Gerisi hakimin işi. O delillere bakar, cezayı belirler. 6284 sayılı kanunla şiddetsiz toplum güvenli gelecek.
gireceğiz ama ondan önce geçen bölümde biraz dağılımı çok da düzgün yapamadım. Özlem Hanım'a depremle ilgili söz vermek isterim. Buyurun. Çok uzatmayacağım. Evet. Zaten çok hepimiz için zor bir konu aslında bu. Ve 2024 yılında çok konuştuğumuz tablolara ben inanmakta çok zorlanıyorum. Yani korkunç bir hal bu. Yani okula gidememek, suyun olmaması falan inanılır. Ama çok büyük devletiz. Nasıl oluyor? Neyse. Ben aslında iki şeyden Hatay'la ilgili söylemek istiyorum. Birincisi Hatay için stratejik olarak çok önemli miras, emanet. Bu açıdan da oraya ne olduğu çok önemli sanıyorum. Pek çok insan göç etti. Yani demografik yapı da değişiyor anladığım kadarıyla. Bu çok zaten genel değişiyor Türkiye'de ama bu çok üzücü bir şey. Atatürk'ün yani sağlığını feda ettiği. Belki olmasaydı 3-4 yıl daha da yaşardı. Allah biliyor ama. Yani o hayatını feda ettiği bir şehri biz bugün bunların yapılmasına izliyoruz. Türkiye olarak da izliyoruz. Ona üzülüyorum. Yani çaba gösteren insanları geçiyorum. İkincisi yani bilimin öneminden bahsetmek istiyorum. Hani konuştular Gökhan Bey ve Hilmi Bey. Yani bu çok önceden beri Türkiye'nin sınıfta kaldığı bir konu. İhsan Ketin diye müthiş bir yer bilimci vardı. Bu konuyla ilgilenenler bilir. Tarihini de doğru söyleyeyim. 1970'lerde diyor ki Kuzey Anadolu fayını keşfediyor. Bu ona göre mantık yürüterek o zaman diyor ki Doğu Anadolu fayı da vardır. Ve 99 depreminde yaşanan o korkunç Gölcük'teki, İzmit'teki binaları yapmayın diye zaten raporlar hazırlıyor. Dinlenmediği için yine o depremde biz bir sürü acıyı yaşıyoruz. Yani hani bilime de kulak veren bir ülke olsak, hani bu politikacılar, yerel siyaset, tabii ki devlet anlayışı, hani bunlar bir yerde, öte yandan bizim ülke olarak da bilime geri dönmemiz acilen şart. Bugün AFAD'ın başında bildiğim kadarıyla İlahiyat Fakültesi mezunu, yani bunu küçümsemek için söylemiyorum, konuyla ilgisi olmayan bir insan var. Ve sonuçta o 3 gün AFAD ortada yoktu gibi şeyler yaşıyoruz. Bunun değişmesi lazım. Türkiye'de liyakat, iş bilen insanlar, eğitim ve bilim acilen. Yoksa bu ülke gidiyor karanlığa doğru. Yani şeyi de hatırlatmak istemiyorum. Boyuna bir yatay yapılaşma falan deniliyor. Benim çocukluğumda, gençliğimde bu ülkede hala olan İstanbul'da Bahçeli Evler diye büyük bir semt var. Hala var. Adı Bahçeli Evler. İçinde Bahçeli Evler. Arayın bulun bakalım kaç tane var. Ben hatırlıyorum. Baştan aşağı Bahçeli Evler'di hakikaten. Benim şimdi oturduğum yerin de adı gene başka bir semtte Bahçeli Evler. Belediye boyuna yeni imar veriyor. Hepsi önce 4 katlı oldu, sonra 6 katlı oluyor falan. Ortada Bahçeli Evler kalmadı gibi bir şey. Yani zaten İstanbul buna benzer bir yapı içindeyken bu bir ticaret oldu. Belediyelerin hem kendi gelirlerini elde etme yolu oldu, hem de belediyelerdeki bazı insanların kendi gelirlerini elde etme yolu oldu. Ve onun ceremesini yüz binlerce insan kaybederek bu ülke ödüyor. Yani. Halbuki zamanında yine Erdoğan söylemişti, İstanbul yatay büyüyebilecek bir şehir. Evet, yani dikey evet. Bunun sorumlusu biziz demişti ama maalesef onu bir türlü. Ya bu hani şey vermek istemiyorum. Bir ara Türkiye'de hani İstanbul'da koca hala dur orada gök kafes diye bir şey var. Evet. Kaç tane yıkım kararı çıktı ya. Yani Sözen zamanında vesaire falan. Hiç bana mısın denmedi. İşte insanlar değişti, yerel yönetimler değişti falan. Bir şekilde yapıldı gitti, evet. Öyle de kaldı. Buna benzer yapılmış bütün çürük çarık şeylere de imar barışı diye şey verildi, hak verildi. Ondan sonra başımıza niye böyle geliyor diye konuşuyoruz artık. Yani Türkiye hakikaten hani ne söylesem boş denilecek bir noktaya doğru geliyor. Gelelim işte DEM Partisi yeniden. Şimdi DEM Partisi aday gösterince Sayın Seyirciler, eyvah işte İmamoğlu'nun durumu zora girdi dendi. Arkasından yeniden refah aday gösterince bir oldu falan gibi bir durum oldu. Şimdi durum öyle mi gerçekten? Arkadaşlarımız da bir haber yapmışlar. Onu da izleyelim. Yani yerel seçim, DEM, yeniden refah, CHP durum nedir? Siyaset bilimciler değerlendirdi. DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin aday kararı seçimi nasıl etkileyecek?
Yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti'den sonra yeniden Refah Partisi de İstanbul Belediye Başkan adayını açıkladı. Cumhuriyet konuya ilişkin siyaset bilimci Profesör Doktor İbrahim Uslu ve siyaset iletişim danışmanı Suat Özçelebi ile konuştu. Cumhur İttifakı ile muhalefet arasında çok oy geçişkenliği olmadığına değinen Uslu, araştırmalarda yeniden Refah Partisi'nin 4-6 arasında oy aldığı tahmin ediliyor. Bu da hem İstanbul hem Ankara adaylarının 4-5 puanlık bir dezavantajla yarışa devam edecek olmaları anlamına geliyor ifadesini kullandı. DEM Parti'nin İstanbul adaylığına Uslu, şu ana kadar CHP adayları aleyhine bir tablo söz konusuydu. Çünkü İYİ Parti ve DEM Parti aday çıkarınca bir sıkıntı oluşmuştu. Fakat yeniden Refah'ın aday çıkarmasıyla bu koşullar eşitlendi. Kartlar yeniden karılmış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Altınöz. Yeniden yola çıkıyoruz. Yeniden demir asalarımızı elimize alıyoruz. Özçelebi ise Erbakan eğer Cumhurbaşkanı tarafından 20 Şubat'a kadar ikna edilemezse AK Parti tüm Türkiye'de çok daha zorlanacak. AK Parti'nin tabanından da yeniden Refah'a bir akış olduğu görülüyor diye konuştu. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kampanyası boyunca hizmetlerini anlatan ve ayrıştırıcı bir dilden uzak kalan bir yol izleyeceğini söyleyen CHP kurmayları ise "Biz tabanda bir birlikteliğin arayışındayız. Seçmenleri sandıkta birleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Şimdi değerli izleyiciler, DEM Parti ayrı aday gösterdi. DEM Parti ayrı aday göstermeden önce iktidar grubu, Cumhur İttifakı, bilhassa da Sayın Bahçeli işte görüyor musunuz bakın diyordu. Yani CHP ile DEM nasıl iç içe, işte o da eşittir PKK, bakın nasıl iç içe falan. Şimdi DEM Parti ayrı şey gösterdi, aday gösterdi. Hani bu tezi değiştirmesi gerekir Sayın Bahçeli'nin, değil mi? Çünkü bakın işte beraber davranıyorlar diye. Fakat Sayın Bahçeli tezini modifiye etti gerçekten. Fakat çok ilginç bir şekilde modifiye etti. Onu izleyelim. Sayın Bahçeli'nin her zaman çok enteresan analizleri oluyor diyelim bari. Bakalım bu analizi nasılmış. Gönül eğer bina ise mimar başı muhabbettir dedik. Hiçbir şeyi şansa veya sürprize bırakmayacağız. Küresel sömürü çarkında öğütülen, emperyalizme öğün olan, bu suretle iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını göstereceğiz. CHP ve DEM'in yönetimindeki diğer büyük şehir ve il belediyelerini Cumhur'un iradesiyle birleştireceğiz. 31 Mart 2019 tarihinden bu yana maşeri vicdanda bir ızdırap halini alan kayıp yıllar Allah'ın izniyle son bulacaktır. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses, tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülere, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalavericilerden milletimiz mutlaka hesap soracak. Yerel yönetimler aracılığıyla devletin kasasını, milletin kesesini gasp edip Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutan çürümüşler kenara çekilecek. Biz dedik mi yaparız, yaptık mı sonuna kadar arkasında dururuz. Şayet Cumhur ile Cumhuriyet kucaklaşmışsa, devlet ve millet arasında uyum tam manasıyla sağlanmışsa, bunun ana kaynağı, yegane sebebi, altın hissesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine aittir. Çok şükür devlet hayatında çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, kuvvetler ayrımı billurlaşmış, çok başlılık devri kapanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir. Demlenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek DEM demektir.
diğer partilerin de hesapları tutmayacak. Ankara başta olmak üzere Türkiye Cumhur İttifakı'nda birleşecektir. Gelişmeler önümüzdeki dönemin taraflarını netleştirmiştir. Artık herkesin tarafını... Şimdi efendim tabii iki şey birden gözüküyor. Orada bir kalabalık var. Fakat heyecanın heyesi yok. Yani herkes bitse de gitsek gibi bir hava vardı yani. Ya da kameraman öyle çekmiş, biz öyle görüyoruz. Hani en ufak hani böyle lider konuştuğunda bir hurra falan olur. Hiç öyle bir şey yoktu. Yani halbuki Bahçeli'de hakikaten mizahi yönü kuvvetli olan bir konuşma yaptı. Öyle diyeyim. Doğrusu daha büyük bir kendisinde taltif beklerdim izleyenler tarafından. Bence haksızlığa uğradı. Öbür yandan enteresan bir mantık geliştirdi. Yani daha önce DEM'le CHP ortaklık yapacaklar. Demek ki işbirliği yapıyorlardı diyor idi. Şimdi ayrı aday gösterdiklerine göre demek ki ortaklar. Onun için Sayın Bahçeli'nin bazı mantık yürütmeleri hakikaten siyasete renk kazandırıyor. Mantık bilimine kazandırmadığı kesin ama siyaset açısından çok hoş oluyor. Durum da böyle. Ama hani işin komik tarafını bir yana bırakalım. Tam ne oluyor? Birincisi, Özlem Hanım, size göre ne oldu? Yani DEM uzunca bir süre. Şimdi tabii şöyle de bir şey var. Şunu da göstereyim. Yani geçen hafta Ali Kenanoğlu buradaydı. Yani CHP bize yanaşmıyor. Biz de ne yapalım? Böyle yapıyoruz falan dedi. Öbür yandan kendisinin de bir kepsini verelim. Yeniden bir konuşma yaptı bir televizyon kanalında. DEM Parti CHP ile 31 Mart'ı, AKP ile 1 Nisan'ı konuşuyor demiş. Kastettiği burada AKP ile bütün Türkiye ile ilgili Kürt meselesini konuşuyoruz ve Orta Doğu'yu konuşuyoruz demiş. Yani hani, yerel seçim pazarlığı ondan yapmıyoruz demiş. Onun için yanlış anlaşılmasın bu ifade. Ama CHP ile de 31 Mart'ı konuşuyoruz demiş ama konuşmadan pek bir şey çıkmış gözükmüyor. Herkes birbirine orada atıf ediyor şundan veya bundan diye. Tam ne oluyor sizce? Ben gerçekten bilmiyorum. Ne olduğunu anlamıyorum. Yani artık çünkü bizim bildiğimizi de düşünmüyorum. Yani arkada birileri bir şeylerle konuşuyorlar. Bir takım pazarlıklar yapılıyor anlaşılan. Ama sonunda ne oluyordu bu karardan vazgeçiliyor. Onu gerçekten ben bilmediğim için şimdi ukalalık yapmayayım bilmediğim konuda ama yani öte yandan hani işte ilk aday ilk çekilme konusunda yani sadece gerçekten Selahattin Demirtaş'ın eşi olduğu için aday olan bir insandan bahsediyoruz. Belediyecilikle ilgisi olmayan insanlar neden aday oluyor zaten onu anlamıyorum bir şekilde. Şu anda başka bir şeyler konuşuluyor anlaşılan. Onlara bilemeyeceğim yani. Ama seçimle ilgili hani kısa ne düşünüyorsunuz derseniz DEM'den ziyade onu tercih ederim. Yani... ben şöyle matematiksel olarak bakıyorum konuya. İnsanların genel seçimden sonra yani umutsuzluğunu, kızgınlığını, öfkesini anlıyorum. Kendim de o insanlardan zaten bir tanesiyim. Ama şu verilere bakıyorum. Ve bunun adil bir seçim olmayacağını da yine anlamak için şey olmaya gerek yok, alim olmaya. Dolayısıyla da yani özellikle CHP özelinden de konuşmuyorum sadece. Ben bir vatandaş olarak yine kendi fikrimi söylüyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Kanal İstanbul'un olmasını istemiyorum. Çünkü ölmek istemiyorum. Çünkü zaten deniyor ki ölmesen bile yani yardım gelmeyecek bana oy vermediğim için anlaşılan. Dolayısıyla bunu yaşamak istemiyorum. O sebepten de oyumu hani Murat Kurum'a vermeyeceğim. Gerisi yani hani oyumu tabii ki büyük çoğunluğu temsil eden Ekrem İmamoğlu'na vereceğim ama yani isim olarak söylemiyorum sevmek sevmemek değil. Burada ben şöyle vatandaşlarımızdan da şöyle bir onlara bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen sandığa giderlerken benim de etrafımda çok var çünkü ben işte oy ver artık ne değişecek ki artık zaten hiçbir şey olmayacak ki. İşte bu CHP'de aman aman yani zaten artık yani büyük bir kırgınlık var. Adayları konuştuk. Ama bir de genel öbür seçimden gelen bir kırgınlık, küskünlük, ortada kalmışlık var. Vallahi bunu yapmasınlar. Yani gönüllerinde daha küçük partiler olabilir.
Gönüllerimizden geçen neler var ama Türkiye orada değil. Türkiye şu an bu noktada, bu şartlarda, bu şartları şu an değiştiremeyeceğimiz için bu şartlara göre hareket etmeliyiz. Eğer çoğunluk olmazsak eşittir Murat Kurum. Başka bir seçenek yok. Yani ben onu sevmiyorum, ben bunu beğenmiyorum. CHP'ye de ceza vereceğim, aklını başına alsın demek eşittir Murat Kurum. Yani Murat Kurum'un kazanmasını istiyor musunuz? O zaman bölünebilirsiniz, dağılabilirsiniz. Keşke o hayal ettiğimiz siyaset olsa. Keşke, ben de başka türlü şeyler hayal ediyorum. Ama Türkiye'de bu belediye seçimlerinde büyük bir yenilgi yaşarsa, eğer büyük şehirler var olanları da kaybederse muhalefet, özellikle CHP, Türkiye zaten büyük bir karanlığın içine gitti. Artık önümüzde hiçbir bariyer kalmaz. Ve de işte oy vermeyen, AKP'ye oy vermeyen insanlar için hayat daha zorlaşacak. Bu arada biz kime hiçbir şey demedik diyor. Yani ben şu lafı unutmuyorum bir kadın olarak. Yani bayağı bana sürtük dendi, ben onu biliyorum. Yani bize oy vermeyenlere biz hiçbir şey demedik dediler ama öyle değil o işin aslı. Dolayısıyla da oy konusuna bakarken buna bakılmasını istiyorum. Son sözüm de şu olsun. Aslında bütün bu konuşmalar bana çok anlamsız geliyor. Yani hepinize söyleyeyim. Yani anayasa uygulanmıyor. Anayasa işlemiyor bu ülkede. Bu toplasanız 2 gün gündem oldu. Benim bunu aklım almıyor. Anlayamıyorum. Çok sürreal buluyorum. Ve de bir ülkenin anayasası uygulanmıyorsa biz ne konuşsak boş. Yani her şey olabilir. Herkes kendi kanununu, kendi kuralını uygulayabilir. Ama Anayasa Mahkemesi diye bir kurum var. Hiç değilse. Bu karara itiraz edebilir. Hakkını kullanabilir. Belki bir şey değişebilir. Ama öte yandan da eğer CHP'de, niye CHP diyoruz? Kurucu parti olduğu için, Atatürk'ün kurduğu bir parti ve Cumhuriyeti temsil eden bir yer olduğu için tabii ki eleştiriler hep ona gidiyor ama beklenti de ondan yana. Eğer toplumsal bir muhalefet isteniyorsa ortada gerçekten bir muhalefet görmemiz gerekiyor. İnsanlar bir yerde birleşebilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü tek başına ne ben bir şey yapabilirim, ne siz yapabilirsiniz. Bir yerde birlikte olabilmek istiyorsak onun da çoğunluk için tabii ki Cumhuriyet değerleriyle de daha örtüştüğünü umduğumuz bir CHP bekliyoruz. Ondan sonra tek tek bir şey yapılamasa da beraber bence hala yapılabilir. Kısa vadede zor işler ama uzun vadede ben de umutsuz değilim. Yani Atatürk yapmış umutsuz durumlar vardır. Umutsuz insan, tam tersi bu lafı hiç doğru düzgün söyleyemiyorum. Velhasıl umutsuz, bir umut biziz. Yani ben her zaman buna inanıyorum. Umut bu ülkenin kadınlarında, yine de ona da inanıyorum. Biz burada duruyoruz ve Cumhuriyete sahip çıkıyoruz. O da bütün herkesin hakkı demek zaten. Dolayısıyla da seçime giderken bütün bu yaşananları unutmamamızı bekliyorum bütün vatandaşlarımızdan. İnşallah her şey çok daha güzel, evet, olacak. Peki, siz nasıl bakıyorsunuz? Yani DEM Parti ile bir ittifak değil ama bir işbirliği, bir güç birliği söz konusuydu. Şu anda gözüken, en azından İstanbul'da ve pek çok yerde böyle bir şeyin olmadığı. Evet, kendi adaylarını çıkardıkları ve hani alt profilli, düşük profilli adaylar da değil, kuvvetli adaylar çıkardı. Yani iddialı adaylar çıkardılar. Başka bir şey de, hani İyi Parti olayı zaten kendini göstermişti. İyi Parti'den herhangi bir destek olmayacağı, tam tersine hedefi daha çok CHP'li adaylara yönelik, oradan oy almaya yönelik bir hedef teşkil ettiği gözüküyor idi. Şimdi böyle bakıldığında sizce ne oldu? Niçin yani daha düne kadar İyi Parti istibdat diye bahsediyordu bu şeyden, rejimden. Dolayısıyla Erdoğan da onun temsilcisi, baş temsilcisi olarak gözüküyordu. Ona da ne denir? Malum böyle olunca. Yani eski dilde müstebit denirdi. Madem rejim istibdatsa. Değilse başka bir şey denir. Cumhurbaşkanı resmi adı. Şimdi ama öbür yandan DEM Partisi de çok daha ağır ifadelerle eleştiriyordu Sayın Erdoğan'ı. Gel gelelim şimdi ayrı aday çıkarmasının Erdoğan, bu durumda tırnak içinde Erdoğan rejimi diyecek olursak, onun
çok büyük bir başarı elde etmesine vesile olacak iken, yani bu bizi bağlamaz gibi bir tutum oluyor. Ve diyorlar ki ya, yani CHP düşünsün kardeşim, yani beni, hep benim sorunum mu diyor. Yani öyle diyor konuştuklarımız. Ama o zaman şu soruyu sordum mesela ben Ali Bey'e, Ali Kenanoğlu'na geçen haftalarda. Dedim ki yani hani çoğunluk kimse bir büyük şeyin otoriter idarenin karşısında onu desteklemek mantıklı ve genel kural değil midir diye. Yani o da cevap olarak dedi ki Iğdır'da da CHP bizi desteklemedi diye bir cevap verdi. Ben de o zaman ya tamam mı, İstanbul'la Iğdır'ın politik ağırlığı aynı mı diye sorduğumda o da kendine göre bir cevap verdi. Yani bir şekilde iş bana şeye benzemeye başladı. Yani nedense 1920'lerin sonundaki Almanya'yı hissetmeye başladım. Yani bir türlü birbirinden anlaşamayan bir muhalefet. Evet. Dipten böyle o muhalefetin kendi beceriksizlikleri yüzünden gitgide yükselen bir otoriter rejim. Ya bir şey olmaz falan, yani bunlar nasılsa dururlar, bu kadarını da cesaret edemezler diyen bir kamuoyu ve sonra bunların hepsine cesaret edilerek ülkeyi felakete götüren. Henüz o son aşamaya gelmedik. İnşallah da hiçbir zaman gelmeyiz ama yani bunda da muhalefetin bir yani bütün muhalefet için söylüyorum, bir beceriksizliği mi desek, bir birbirinden temas kuramama sorunu mu, bu nedir sizce, ne oluyor yani, niye böyle bir sorun var? Senelerce de siyaset yaptınız. Evet, evet. Ya mutlaka eksikler var, hatalar var, belki de önünü görememe politikası var. Cumhuriyet Halk Partisi ve yetkilileri ne yapsa yaranamıyorlar. Yani ittifak kuralım diyorlar, olmuyor. Kurmayalım diyorlar, olmuyor. İşte DEM Parti bugünkü adıyla HDP ile tam ortaklaştıracağı bir şey oluyor da diğer partilere. Terör örgütlerine yardım yataklık yapana da birebir terör örgütü diye ifade ettikleri partiyle birlikte hareket ediyor diyorlar. Bugün başka bir kendi adaylarıyla çıktıklarında başka bir şey hizmet ediyor falan diyorlar. Ne yapsanız olmuyor yani. Ama öbür taraftan şeye baktığınızda Cumhur İttifakı'na her şey olabiliyor. Her şey mübah. Müdapar onlardan biri. Müdapar dediğimizde bugün aklınıza ilk gelen domuz bağlarıyla insanları öldüren, evet, katliamda bulunan bir anlayış. Hizbullah. Evet. Dolayısıyla gelen bugün, yani şu anda öyle olmayabilirler. Yani. Evet. Dolayısıyla bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'nun karşısındaki rakip Murat Kurum falan değil. Direkt Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. O gücü sürekli hissettirdiği için Cumhurbaşkanı ile birlikte bir rekabet içerisinde bulunan bir süreçten geçiyoruz. Tabii bunu belirleyecek olan bazı dış etmenler de var. Mesela geçen dönem 103 bin oy alan Saadet Partisi, kendini üçüncü yol diye ifade eden parti, bu değerlendirmeyi mutlaka yapacaktır. Yani 20 Şubat'a kadar gelinen süreçte ya da ondan sonraki süreçte nasıl bir tavır alacağı önemlidir. Aynı zamanda az gibi görünse de Demokrat Parti'nin de 2019'da 22 bin oy almıştı sanırım. Bugün ne kadar alacağı merak konusu. Dolayısıyla bütün bunlar belki de bu Cumhur İttifakı'na ya da İstanbul adayına ilişkin olumsuz etkiler yaratabilir. Gelelim de DEM Partisi'ne. Şimdi az önce söylediğim şeyi tekrarlayayım. Bir kere her parti kendi adayını çıkarmak gibi şeye sahiptir. Çünkü her partinin bir programı var, bir anlayışı var, siyasi düşünceleri, idealleri var. Bunda tartışmasız şu böyle çıkardı da bilmem ne oyları böldü gibi bir tartışmaya girmeye hiç gerek yok. İttifak elbette böyle durumlarda kurulabilir. Bugün benim dikkatimi çeken, hatta çok önemli bir ifadeyi duyduğum için söylüyorum, Ekrem İmamoğlu'nun. Daha önce altılı masa ittifakı varken, bir ittifaktan bahsediliyorken, bugün halk ittifakı diyor Ekrem İmamoğlu. Buna güveniyor, buna inanıyor. Ben de öyle. Dolayısıyla hani yararı mı getirir, zararı mı olur, oy mu götürür, oy mu getirir noktasında belki de gerçekten DEM Partisi'ne de diğer partilere ilişkin de bir teveccüh olabileceği gibi oy vermeyecekleri ya da tepki duyacakları gerçeği de göz önünde bulundurmak lazım. Belki de bu oylar Ekrem İmamoğlu'na gelecektir. Onun için böyle bir seçimin gerçekten bugün böyle şey üzerinde durması ve sonucu itibariyle ne olabileceği noktasında
fikir sahibi olmak zor. Bu gelişmelere bağlı olarak düşünülebilir. Ama şunu söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu'nun çok daha önde olduğunu söyleyebilirim. Bunu görüyorum, yaşıyorum. Burada yaşayan biri olarak da söyleyebilirim. Son 5 yıllık icraatı içerisinde İstanbul'da neler yaptığı ortada. Neler yapamadığı ama meclis üyelerinden kaynaklı ya da Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinden kaynaklı, izin verilmemesinden kaynaklı hep engel olunduğu noktalarda yapamadığı şeyler de ortada. Evet. Mesela Murat Kurum'a baktığınızda dikey yapılaşma ve az önce bahsettiğimiz yüksek yapılarla ilgili, inşaatlarla ilgili en büyük sorumlu oydu. Çünkü o dönem Emlak Konut Başkanlığı yapıyordu ve buna izin veren kendisiydi. Evet. Bugün depremden ve sonuçlarından bahsederken yine Murat Kurum'dan bahsediyoruz. Hele az önce Özlem Hanım'ın söylediği gibi İstanbul'da hala ısrarla şeyden bahsedilmesi ve bunun mücadelesini vermeleri Kanal İstanbul'la ilgili ki milyar dolarlardan bahsediliyor. Yani akıl tutulması bir şey. Hem buranın deprem gerçeği göz önünde bulundurulmuyor. Çok ciddi ransal bir dönüşme sağlayabilecek bir süreç yaşanıyor ki büyük bir oranda Katarların satın aldığı bir bölgeden bahsediyoruz. Ama bugün yüz binlerce insanın öldüğü ya da oradan göç etmek zorunda kaldığı deprem gerçeği düşündüğümüzde o paralar oraya aktarılmıyor. İnsanı yaşat ki, vatandaşı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ters yüz ediliyor. Onun için kentsel dönüşüm meselesi de çok önemli burada. Tabii deprem ve riski ve sonrasında rantla ilgili konuşabileceğimiz şeyler. Murat Kurum'un burada çok ciddi anlamda dezavantajları var. Ekrem İmamoğlu'nun ise son 5 yılda düşünüldüğünde belediyede yaptığı, yapabildiği şeyleri ki bunun karşısında 22 yıldan bahsediyoruz. İktidar partisinden ve gücünden İstanbul dahil olmak üzere nasıl ülkeyi yönettikleri, daha doğrusu yönetemedikleri demek ki burada Ekrem İmamoğlu'nun şansının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Siz hala yani böyle ittifak olsa da olmasa da altta bir ittifak olacağını. Halk ittifakı dediği şey çok önemli gerçekten. Çünkü gerçekten o teveccühün oraya doğru kaydığını, kayacağını görüyorum ben. Umut da ediyorum, diliyorum ama görüyorum. Anladım. Bu arada aslında İmamoğlu için bir de beste yaptınız değil mi? Evet. Kampanyasında kullanacak. Üç tane yaptım aslında. Biri bugün paylaşıldı. Ekrem Bey paylaştı kendi sayfasından. Evet. Bir tane daha var. Klip çekiliyor. Birine de çalışıyorum. Aslında o sadece Ekrem İmamoğlu ile ilgili değil, İstanbul halkı ile ilgili, umudumuzla ilgili, direncimizle ilgili, güzel günleri göreceğimiz onun müjdecisi olsun diye yaptığım besteler. Hayırlı olsun diyorum. Hem İstanbul'da hem Ekrem. O zaman çok kısa bir şey. Çok özür dilerim. Birlikte yaptığımız arkadaşa almadan geçemeyeceğim. Buyurun. Yaşar Aydın arkadaşımla yaptım, Hüseyin arkadaşla. Onu da sevgilerimi ileteyim. Peki. 56 saniyelik kısa bir şey, onu bir izleyelim. İstanbul'un gururu yeniden Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün yolunda 16 milyon yanında dertlere dermanı sözü. Atatürk'ün yolunda 16 milyon yanında dertlere dermanı sözü. İstanbul'da çiçekler açsın, gençler yarınlara güvenle baksın. Gülümseyen İstanbul istiyorsan, sen de Ekrem İmamoğlu'na oy ver, oy ver. İstanbul'da çiçekler açsın, gençler yarınlara güvenle baksın. Gülümseyen İstanbul istiyorsan, sen de Ekrem İmamoğlu'na oy ver. Evet, enteresan da bir klip yapmışlar. Evet. Yani Japon mangalarının yöntemini kullanmışlar. Gençler yapmış herhalde ama çok başarılı. Evet, yani gençlere büyük ölçüde hitap edecek bir şey diye düşündüm. Bu arada ben de Japon mangalarını pek severim, yani izlerim. Her şey çok güzel olacak. Slogan'da bir genç armağan etti seçimi. Değil mi? Evet, evet. O da benim memleketlim. Öyle miydi? Tabii tabii. Evet, onu unuttuk yani, değil mi? Bir genç çocuğun kendisine söylediği bir söz sonradan slogan oldu. Tarihe geçti yani. Evet, durum böyle. Şeyler yavaş yavaş, şarkılar falan da ortaya çıkıyor. Ama tabii bir de bir CHP dışı bir sol da var. Onu da konuşalım. Bu arada tip de yarın mı açıklayacak şeyi? Evet, bir tip duyuru, Hatay İttifakı'nın adayı yarın açıklanacak.
diye son dakika geçmişti biraz önce. Gökhan Zan olduğuna dair iddialar var. Ama daha henüz açıklanmış değil. Başka isimler var ama ben söylemeyeyim onu. Hatta Sol İttifak diye bir yapı var. Evet. İçindeydi. Söylediği, önerdiği kişiden dolayı geri çekildiklerini biliyorum. Bugün açıklama yapan Sol İttifak grupları da vardı. Ama Gökhan Zan dışında bir isimden bahsediliyordu. Öyle mi? Evet. Onu ben söylemeyeyim. Parti yarın açıklar zaten. Yok sızmış. Duyduğunuzda söyleyin canım. Ne olacak yarın açıklar? Ya siz iddia olarak duyduğunuzu söyleyin. Doğru. Yarın açıklanacak. Hay Allah, alamadık. Neyse. ama da, hani TKP'de ayrı bir aday gösteriyor. Evet. Kadıköy'de mesela Maçoğlu'nu gösteriyorsunuz değil mi? Evet. Yani Yiğit ismiyle müsemma komünist başkan diye. Hakikaten Tunceli'den niçin onu Kadıköy gibi bir yere düşündünüz? O da bir enteresan bir tercihti doğrusu. Şöyle, taş yerinde ağır derler. Biraz orada da başarılıydı. Evet, orada çok başarılıydı. Ama tabii her ne kadar Fatih Maçoğlu Türkiye Komünist Partisi'nden aday olduysa da aslında kendi örgütü var. Sosyalist Meclisler Federasyonu. Evet. Yani SMF üyesidir kendisi. Evet. Ve dolayısıyla onlarla beraber bir ortak çalışma sonucunda belirlendi yer. Ne Türkiye Komünist Partisi'nin şeyidir bu, karardır, ne de SMP'nin karardır aslında. Birçok yer önerildi. Yaklaşık 10 tane yer önerildi. Bunun içerisinden hem Maçoğlu hem de SMP'nin ilgisi ya da kararı Kadıköy oldu. Biz de buna rıza gösterdik. Ama şimdi ben bundan biraz önceye gelmek istiyorum. Yine genel İstanbul siyasetine ait dair bir takım şeyler söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bizi aslında vatandaşları maalesef ve maalesef sandığa mecbur ettiler. Yani sanki siyasetin tek yeri sandıkmış gibi, aslında siyasetin tek çözüm noktası sandık değil maalesef. Ve bununla beraber aynı zamanda hani mecburen oy vereceksinize gelen iki tane aday var şu anda. Bir tanesi Ekrem İmamoğlu, diğeri Murat Kurum. Ama acaba çare onlar mıdır yoksa değil midir? Yani illa biz 22 yıllık AKP iktidarında işte geçmiş dönemde Kadir Topbaş vefat eden belediye başkanı, onu da gördük. Ardından işte Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı aldığı dönemi de yaşadık. Gerçi Ekrem İmamoğlu'nunki onlarla mukayese edilemez ama AKP'nin belediye başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de yapmadıklarına şahidiz. Yaptıkları da var elbette. Hepsini inkar edemeyiz ama şimdi belediyecilik anlayışı sadece bu yapılanlardan ibaret değil. Biz bunu biraz önce siz söylediniz ya, Fatih Maçoğlu Dersim'de neden oradan buraya geldi diye. Biz bunun en iyi örneğini Maçoğlu sayesinde Dersim'de yaşadık. Çünkü demek ki otobüsler cüzi fiyatla işleyebiliyormuş ya da parasız işleyebiliyormuş. Su paraları öyle yapılabiliyormuş. Şimdi burada benim eleştirim büyük şehirlerde özellikle de İstanbul'da. Yani belediyecilik demek, şirketler kurup İstanbul'u, büyük şehirleri holding gibi yönetmek demek değil. O anlama gelmiyor. Belediyecilik demek halka, yani yaptığınız hizmetin en iyisini verip ve mümkün olduğunca bunu parasız ya da cüzi miktarda yapabilmekten geçiyor. Yoksa her gün metrobüse zam yaparsanız, her gün Marmara'ya zam yaparsanız, vapura zam yaparsanız, suya zam yaparsanız, biz asgari ücretlerden konuştuk, öyle değil mi? Nerede kaldı sosyal belediyecilik? Ya çok özür dilerim, müdahale etmek için söylemiyorum ama sadece bir parantez açayım müsaade ederseniz. Şeyden bağımsız değil. Orada da geçiyordu ya alt yazıda. İş insanları kurun yükselmesini istiyor.
dolar ve euronun yükselmesi demek. Biliyorsunuz ki yaşamın her alanına ilişkin işte doğalgaz, su, elektrik, gıda ve benzeri şeylere de yansıdığı için elbette ben de istemiyorum. Her şeyin ücretsiz olmasını isterim. Suyunda, elektriğinde, yaşam koşulları. Çünkü bunların hepsi bir hak. Su da haktır, yaşam hakkı olduğu için barınma hakkı da öyle. Ücretsiz olmalı ama bütün bunlar onlara bağımsız halde yürümüyor, gelişmiyor. Sadece bunu söylemek istedim. Ama işte minimize edilebilir. Yani bu illa bir şeye zam geliyor diye onu da yani çünkü bunun yolları var. Yani bu Ovacık'ta da Dersim'de de yapıldı nitekim. Yani dinamikleri farklı İstanbul'a göre. Mutlaka farklıdır ama burada da yapılabilecek şeyler elbette vardır. Yani onun için ha bir de şirketleşmenin yasal bazı zorunlulukları da var. Yani böyle keyfen de yapılan bir iş değil aslında. Aksi takdirde ne ihale açabiliyorsun diye. Tabii mesela halk ekmek en ucuz koşulda yani maliyetine satılıyor. Buna benzer örnekler var. Evet ama biz AKP döneminde o şirketlerden başka şeylerin nasıl beslendiğini ve belediyelerin nasıl borçlandığını, milyarlarca lira borçlarla devralındığını da gördük. İşte vakıflara, tarikatlara aktarılan parayı düşündüğümüzde evet. Belediyenin oradaki şeyini görüyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir belediyecilik mümkün. Onu başta söylemek istiyorum. Evet biz de İstanbul'da, büyük şehirlerde belediye başkan adayları çıkartıyoruz. Tıpkı ilçelerde olduğu gibi. İstanbul'da da bir adayımız var. O adayı da açıklayacağız o adayı da. Ne zaman açıklayacaksınız? Şöyle aslında konuşuyoruz. Aday ismi belirlendi. Ama adaya adayın haberi yok. Var. Adayın haberi de var. Adayla görüşüyoruz şu anda. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız elbette. Şimdi Halk İttifakı'ndan bahsettiniz ya. Ben şimdi Halk İttifakı derken Ekrem Bey neyi kastediyor? Ben onu merak ediyorum. Çünkü Halk İttifakı demek alamadığımız oyları aslında ya da alamayacağımız oyları başka yerden devşirme anlamına mı geliyor? Yok tam tersi. Yoksa, tam tersi. Tüm siyasi hareketler, partiler kendi adaylarını doğal olarak çıkaracakları için ama Ekrem İmamoğlu'na güvenen, inanan, aynı zamanda oraya oyları da getirecek olan bir şeyden, kitleden bahsediyor. Evet. Ben şimdi aklımda hep şu soru var. Siyasi görüşü, dini inancı, milliyeti, mezhebi ne olursa olsun ben gördüm gerçekten, sahada da gördüm. Mesela o 6 Şubat anmasında aynı gün Samandağ kendiliğinden gelişen bir olaydı. Oraya gitmeyi düşündü ve söyledi. Bir anda Samandağ'da 10 binlerce insan. Yani hemen herkese bir tepki varken işte belediye başkanına, ona buna, herkese. İmamoğlu'na öyle değil. Başka yerlerde de, buralarda da gördüm. Anadolu'nun başka yerlerinde gittim gördüm. O anlamda bahsedilen şey genel kitlenin ona duyulan şeyi, sevgiyi, güveni boşa çıkarmayacağını çıkın yaptığı şeylerden de kaynaklı. Çünkü ben Hatay'da gördüm. Son güne kadar İBB'nin nasıl çalıştığını, neler yaptığını gördüm. Ona duyulan sevgi bu. Evet, şimdi bu demin aday çıkartması, geçtiğimiz dönemlerde çünkü biliyorsunuz aday çıkartmadı. Mesela genel seçimlerde aday çıkartmadı. Önceki seçimlerde de, belediye başkanlığı seçimlerinde de aday çıkartmadı ve İmamoğlu'nu desteklediler. Şimdi aslında bunun ben Ekrem İmamoğlu'na eğer oysa hedef, çok oy kaybettireceğini düşünmüyorum. Yani Murat Kurum karşısında çok etkisi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yeniden Refah'ın da aynı şekilde o şeyden haberde AKP'den kayışlar olacağı söyleniyordu. Muhtemeldir, olacaktır. Çünkü Murat Kurum'un bakanlığı döneminde yapmadıklarını şimdi belediye başkanlığı döneminde nasıl yapacağına dair çok büyük soru işaretleri var. Özellikle bu Kanal İstanbul projesiyle ilgili satışlar yapılmış, milyarlarca dolarlar alınmış, ceplere konulmuş. O paraların nerede olduğunu bilmiyoruz. Hani başta F-16 hikayesi vardı ya, evet. Onun gibi o paralar nereye gitti bilmiyoruz. Şimdi İstanbul çok büyük bir deprem, olası depremle karşı karşıya ve dolayısıyla şimdi Murat Kurum çıkıp biz
Kanal İstanbul projesini iptal ediyoruz dese başka bir şeydi. Ama anlaşılan o ki belediye başkanı seçildiğinde Kanal İstanbul projesine dört elle sarılacaklar ve İstanbul'u maalesef o beklenen depremde belki 5 kez daha 10 kez daha zor durumda bırakacak bir hale getirecekler. Öyle görünüyor. İşte birleşseniz de bütün partiler birleşseniz de neden aday çıkarırlar? Kanal İstanbul konusunda hepimiz yani, birleşiyoruz zaten. Ama ama aday yani işte, Kanal İstanbul yani gerçekten sonuçta sizce Ekrem İmamoğlu seçilmezse Murat Gurum seçilmeyecek mi? Yani ben dediğinizi anlıyorum. İki aday var şu anda zaten. İşte. Yani bölünen ama her bu şey, bir siyaset. Evet ama romantik bir siyaset, size söylemiyorum sadece. Bence romantik. Yani Türkiye şu an romantiklik neyse çok pardon yani ben böyle. Valla işte hakikaten. Kanal İstanbul deyince şey oluyorum. Kanal İstanbul'da öyle Murat Kurum bunu söylemez çünkü karar verici söyleyemez değil. Söyleyemez yani zaten. Karar verici olmadığı için onun ağzından bu lafı açıklamıyor. Ama şöyle bir şey var, çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyip bitireyim. Şimdi biz hani hep köprüden önce son çıkış ama diye. Bu gerçekten son yani. Yani ama gerçekten. Biz geçen genel seçimler için aynı şeyi konuştuk. Ama şöyle. Köprüden önce son çıkış, siz denemediğiniz bir şey için bunları söyleyemezsiniz. Yani bir Ahmet diye aday çıktı ya da Ayşe diye aday çıktı. Siz o adayı denemeden bunları söyleyemezsiniz. Çünkü o adayı denemeniz lazım. Biz 5 kere AKP denedik. 3 kere CHP denedik. Efendim demek ki olmuyor, yapılmıyor. Yani demek ki neymiş, çare orada değilmiş. Yani bu da çok basit bir hesap aslında. Okay. Yani köprüden sonraki son çıkışlarla bizi 22 yıldır oyalıyorlar. 22 yıldır bu bir türlü o son çıkışa gelemedik neresiyse. Vallahi bir bayağı geldik bence. Bir cümle eklemek istiyorum buna. Hani yanlış anlamayın, daha polemik için söylemiyorum. Bence geldik ve ben mesela bu seçimden sonra bu gerçekten CHP'nin belediyelerini kaybederse zaten artık hiçbir bariyer kalmayacağı için ben mesela medeni kanundan korkuyorum, bekliyorum çünkü şu an bariyer yok, hiçbir şekilde muhalefet yok. Ben isterim ki siz değil, yani size söylemiyorum, sizin partiniz değil, genel olarak aday bölümüyle ilgili şeyim var, endişem var. Çünkü ayrıca AKP söylüyorum, Üsküdar, Eyüp Sultan gibi kalelerini kaybetti. Yani Türkiye AKP'ye iki defa hayır dedi. Seçime ikinci şeyde oy vermeyen 11 milyon insan oy vermeye gitselerdi ki o çoğunlukla CHP destekçisi olmaz böyle bir şey diyerek şımarıklık bence yapanlardı. Şu anda bunu konuşmaya da olabilirdik. Türkiye'de değişim de olabilirdi. Onu demek istiyorum. Yani hani biz birleştik ya, büyük bir yenilgi sonuç değişmedi, çok üzgünüm de AKP kazanmadı yani. Yani tek şey olarak. Bu %49, %51. Yani bu ülkenin yarısı hayır dedi iki kez. Bence bu kız zafer değil. Ama yani şimdi de aynı şeyi sürdürmezsek, ben birlik olmaktan bahsediyorum. Biz kaybetmeye mahkumuz. O zaman Kanal İstanbul'da olur. Kadınlar da yani Türkiye değişir. Hepimiz çok üzülürüz bence. Vallahi başka iki şey daha hatırlatmak isterim aslında. Bir tanesi hani konuşurken geçenlerde bir konuğum, Türkiye'nin önemli bir romancısı, hani sormak istedim, o da Boğaziçi mezunuydu ona. Ama hani içimden gelmedi sormak çünkü o da çok üzüldüğünü biliyordum. Ben de çok üzülüyorum yani o okulun durumuna. Ama sizin kadar üzülemem çünkü evet. Cem Hoca eşi Özlem Hanım'ın, Cem Say. Yani abi buradan ona... Buradan da hani için içinde her gün yaşayan, siz de Boğaziçi'lisiniz, konuşuyoruz. Hakikaten bu da çok yani üzülüyoruz. Türkiye'nin en iyi yani en fakir çocuklarının en iyi eğitim alabildiği üniversiteydi orası. Ve yine de yani selam yolluyorum hepsine, sadece kocam orada olduğu için değil. Direniyorlar. Korkmadan hala direnen insanlar var. Herkesin adını bilmemiz gerekmiyor. Bir ünlülük şeysine kapıldı bu Türkiye. Yani öyle bir şey yok. Arkada çalışan bir sürü insan var adını bilmediğimiz. Onlar 1132 gündür direniyorlar. 1132 gündür. Ve sürekli soruşturmalar, bir şeyler yani içeride olan liyakatsızlıkları falan anlatmak artık benim içim bulanıyor. Mail adresleri çalışmıyor üniversitenin. Yani bir yani artık erişim sağlayamıyorum. Bunlardan biri benim eşim hesabı gibi. Ama en azından böyle insanlar var hala. O yüzden de yapılabilecek şeyler yok değil. Yani biz birlik olursak yapılabilecek şey var. Ben sadece bunu arzu ediyorum. Birlik olmak zorunda Türkiye. Yani bir de 1,5 ay yok mu ya?
Yani 1,5 ayda bunları nasıl yapacağız? Yani nasıl insanlara ulaşacağız? Nasıl? Yani bence bu CHP için de geçerli. Ben endişem var Anadolu'da. Anlattılar mı, çalıştılar mı? Ben bir seçim görmüyorum. Yani gidiyoruz ama bakalım ne olacak seçimi? Yani umuyorum hepimiz için iyi olur. Şimdi bir şey daha vermek istiyorum. Boğaziçi hakkında, Boğaziçi Üniversitesi hakkında. Orada kendi üniversitesine sokulmayan öğretim üyeleri var. Evet. Yani bu zaten olacak yani bir şey. Olacak bir şey. Dünyada tahayyül et. Şimdi bakın orada direnen akademi diye bir çalışma var. O insanların bazıları işte bu da şey isimleri. Bakın 12 Şubat'ta her yarın Betül Tambay herkes için matematik verecek. Evet. Ders veriyor. Başka bir yerde Taksim Sevgi Soysal Kütüphanesi'nde halka açık dersler başladı. Hemen başladı. Yani hı-hı, ilki işte Cem Bey'le başladı. Her pazartesi 19'u ücretsiz. Çok değerli bir şey yapıyorlar gerçekten. Bütün her kesimden insan kim istiyorsa gidiyor. 3-4 saat sonra da sorular sorabiliyorlar. Bilgileniyorlar. Ve işte o yüzden çok kıymetli bu insanların yaptıkları. Okulda izin vermiyorsunuz, sokmuyor musunuz? Bazıları içeri giremiyor gerçekten. O zaman biz dışarıda... Faruk Biltek Hoca gibi, efsane bir hoca. Faruk Biltek gibi birisi. Dolayısıyla da bu böyle var. O yüzden var direnen insanlar var. Ben de bunu söyleyecektim, iyi ki söylediniz. Bence herkes gitsin. Çok yani benim de mesela yani, özellikle merak ettim. Hakikaten dünyanın en önemli iyi hocalarından bazılarından ders alma imkanı. Evet, yani. Evet, bedava. Bu da bir direniştir. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunu niye veriyorum? Yani bu İstanbul seçimi sıradan bir seçim değil. Yani İstanbul seçimini Murat Kurum kaybederse ne medeni kanunu o kadar kolay atak yapabilirler, ne anayasa mahkemesi, ne hatta Boğaziçi. Aynen öyle. Yani şartlar çok değişir. Evet. Ve bakın sırf burada bir büyük kazanç ümidi var diye ortalıkta şeriat lafından geçilmez hale geldi. Korkunç. Ve yani sen şeriatçı değil misin, o zaman İslam düşmanısın diye demeçler veriliyor bu ülkede. Baştan aşağı laiklik ke karşı ve yasa dışı anayasal suç bunlar. İşleniyor gerçekten. Evet. Şimdi bakın madem yeri gelmiş, onu da belki biraz konuşmak lazım. İran'da bir şey yapmışlar. Dini inançları ölçen bir anket yapmışlar. Önemli de bir İngilizceden çeviriyor. Yani diyor ki işte hangisi size inancınıza daha uygundur bu aşağıdaki nitelemelerden. İran nüfusu ki baştan aşağı dindar falan diye düşünüyor değil mi? Bakın Şii Müslümanlığı İran'ın resmi şeyi %32 çıkmış. Hiçbir dini inancım yok diyen %22 çıkmış. Evet. Bravo diyebilmişler. Evet. Doğrudan ateistim diyen %8.8 çıkmış. Zerdüştüm yahu diyen var mı? Hani İran'ın eski inancı. Onu diyen %7. Agnostik de var. Agnostik diyen vesaire falan, işte Sünni Müslüman bir vesaire falan. Yani düşünebiliyor musunuz? İran'ın sopa zoruyla herkesi sokmaya çalıştığı Şii İslam şeriatı. Hı hı. Yani Allah bilir Hümeyni rejimi gelmeden önce %60'larda, 70'lerde, belki 80'lerdeydi. Evet. İnmiş 1/3. Hani burada deniliyor ya bizde de ya herkes ateist oluyor, kimisi deist oluyor falan diye. Herkes deist oluyor, kimisi ateist oluyor diye. Diyanetin şikayeti. Millete dinciliği sopa zoruyla dayattığın zaman böyle bir sonuç çıkıyor. Ama bir şey değişmiyor. Bir şey değişmiyor. Çünkü %32'si öyle bile olmuş olsa sokaklarda hicap yani, dedikleri şeyi takmadığı için döve insanlar öldürülüyor. Hapishaneye atılıyor vesaire. Kadınlardan bahsediyorum. Ve Türkiye'de de böyle bir korkunç tehlike var. Hani onun için yani şakası yok. Hani işin gerçekten. Şakası yok. Şakası onu hiçbir şey. Yani zaten yoktu da. Özlem Hanım'ın artık... yanıyla katılıyorum. Ya duyduğu endişe, kaygı, buna istinaden istediği özlemle beklediği o beklenti içine girdiği daha güzel günler. Şu açıdan önemli İstanbul'un seçimi. Önümüzdeki dönem genel seçimi etkileyecek bir sürece kadar götürecek. Neden çok önemli? Çünkü orada yasama, yürütme, yargı dediğimiz kuvvetler ayrılığını bile etkileyecek. Belki de 2 yıl sonra işte Cumhurbaşkanı'nın yerini, konumunu değiştirecek.
süreci çok farklı bir noktaya getirecek bir şeyden bahsediyoruz. O açıdan gerçekten İstanbul seçimi çok önemli. Evet. Son 4 dakikamız kaldı. Yani birer son söz söylersek, yani ben zaten hani sözümü söyledim. Yani bence muhalefet şöyle de bir hata yapıyor. 2028'de seçim var falan diye. İyi bir yerel seçim sonucu. Belki adaletsiz seçimde güya 48-52 çıkmış. Güya diyorum çünkü yani evet, ne parmak boyası var, ne seçim, ne seçmen sayısı doğru dürüst belli. Ondan sonra yani bu böyle bir durumda çıkmış o yapı. Pekala bir erken seçime zorlayabilir. Ve hedef de öyle konulmalı. Yani 2028'de görüşürüz dediğiniz zaman bu seçimi kaybetmenizin şeyini de arttırıyorsunuz bence. Ama bu benim kendi fikrim. Hani ben kendi şeyimi, yorumumu söylemiş olayım. Sizlere de sonuncu ben mi önce? Evet, yani siz sonra. Buyurun buyurun lütfen. Yani hani aslında genel olarak yani şunu inşallah gerçekten bu seçim hepimizin mutlu olacağı bir şekilde devam eder. Sonra hep beraber istediğimiz gibi şekillendiririz ülkeyi ama önce layık cumhuriyete, anayasamıza sahip çıkmak zorundayız. Bu hayati bir durum. Biz kadınlar ve çocuklar başta ama sonra bütün erkekler için de çok önemli bir şey. Ve bu seçim yani 1,5 aylık bir süreçte çok artık aday tartışması, onun kavgası, bunun kavgasını kenara bırakılıp hakikaten insanlara ulaşmak lazım. Olmayınca işte Boğaziçi'ndeki yani AKP'nin liyakat anlayışını görüyoruz. Burada biz yaşanmaz hale geliriz. Kent lokantalarının gitmesini istemiyorsa insanlar 40 lira günde bence oylarını verirken buna göre düşünebilirler. Ama birlikte olmak zorundayız. Dediğim gibi direnen insanlar var. Yaşasın Cumhuriyet. Yani biz bu şekilde bu ülkede varız ve umuyorum 2. yüzyıl çok daha iyi, huzurlu bir arada olur. Bir de tabii ki reklam yapacağım biliyorsunuz Cüneyt abi. Bugün Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü imiş. Ben de Türkiye'nin ilk sayısal kadınlarını yazdığım kitabımın yine reklamını evet, yapayım peki. Ki Kadınlar Cumhuriyeti. Ne kadar yapsak bilimin öncü diyor. Kadınları hakikaten bir kaynak kitabı oldu. Okursanız özellikle kız çocuklarına okuturlarsa onlara ilham verecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim o zaman. Cumhuriyet maalesef çok yara aldı. Bu cumhuriyeti yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Laikliği muhakkak üstüne bastıra bastıra söylememiz gerekiyor onlara karşı. Ve Türkiye artık bu tarikatlerden, cemaatlerden mutlaka kurtulmalı. Ki biz yeniden o cumhuriyeti tesis edebilelim. Demokrasiyi, hukuku, adaleti, bütün bunları yeniden karşımızda, elimizde görebilelim ki bu söylediğimiz hani seçimler aman birleşelim falan artık böyle hassasiyetlere gerek kalmasın. Önümüzdeki dönemde umarım ki herkes biraz daha örgütlü, daha emeğin öne çıktığı, bu kapitalizmin ve sermayenin biraz daha gerilediği, insanların refaha eriştiği bir dönemle karşı karşıya oluruz. Ve o zaman hayat herhalde çok daha iyi olacak. Hem kadınlar haklarını alabilecek, en azından bunlarla karşı karşıya kalmayacak. Efendim siz mutlu olun, biz her zaman mutlu oluruz. Çocuk işçilerin olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Emeğin yaşamsal olduğu bir Türkiye ile karşı karşıya kalmak istiyoruz. Peki. Efendim inşallah öyle günleri de bu ülke görecek. Hani meşhur laftır enseyi karartmayın. Son dakikaya kadar mücadele etmekten vazgeçmeyelim demokrasi için. Son bir cümle etkilesin ayıp eder son mi? Son bir cümle buyurun. Ben de bütün bu doğru ve güzel dileklere katılmakla birlikte eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sadece seçime odaklanmaması ya da 2 yıl ya da 4 yıla sığdırılmaması gerektiğine inanıyorum. Ama sizin söylediklerinize de katılıyorum. Erken seçim de olabilir. Bunun mücadelesi de verilmelidir. Ama bütün bunların dışında elimizde kalan tek şey umut. Umudu diri tutmak lazım. Gelecek güzel günlere inancımızı mutlaka haykırmak lazım. Ben buna kendi adıma inanıyorum. Halkım adına da bunu söyleyebilirim. Bunu da başaracağız. Peki. Efendim programı
son dakikasındayız. Gelecek hafta yeniden karşınızda olmak ümidiyle hepinize mutlu, ümitli ve sağlıklı bir hafta, hatta haftalar dilerim. Hoşçakalın.